Efendim, Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı. Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu günler diliyoruz efendim. Elbette ki afetlerden uzak, mutlu, huzurlu, hayatın normale döndüğü günler diliyoruz değerli izleyenler. Malumunuz depremden ötürü hepimizin psikolojisi bozuk. İnan şu anda sizlere neler söyleyebileceğimi dahi söylemekte zorluk çekiyoruz. Çünkü... Ama her şey normale dönecek elbette. Biz de bunun için elimizden geleni, gerek yayınlarımızla, gerek siz değerli izleyenlerimizi bir nebze olsun depremlerden, afetlerden uzaklaşmak adına güzel şeylerden sohbet edip geçireceğiz hep birlikte. Evet, bugün çok değerli bir konuğum var yine. Yine ne diyeceksiniz depremle ilgili ama değil elbette ki. Sadece depremle ilgili değil yani. Bu afetten dolayı yıkılan evlerimizden ötürü bir emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Fırsatçılar doğdu açıkçası. Biz de bunu ele almak için çok değerli bir uzmanımızı bu konuda, bir emlak gayrimenkul danışmanıyla birlikte olacağız ve otomotiv danışmanıyla birlikte olacağız. Sohbetimiz onun üzerine gelişecek. Bakalım emlak piyasasında son durumlar nasılmış? Derseniz hemen yanına geçelim. Bakalım durum neymiş, öğrenelim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyen, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şeref verdiniz. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Ne demek, her zaman tabii ki. Şöyle bir takdim edeyim sizi. Olur. Sizi çoğu insan elbette ki tanıyor. Yani gerek kısmen, siyasetten, evet. Gerek ticaretten, emlak piyasasından. Efendim bugünkü konuğumuz gayrimenkul danışmanı ve otomotiv danışmanı Dilek Ozan bizlerle birlikte olacak. Az önce söylediğim gibi malumunuz... Emlak piyasasında çok büyük hareketlilikler yaşandı. Birçok evin deprem sonrası ağır hasarlı evlerin yıkılması, orta hasarlı evlerde oturulamaması sebebiyle insanların böyle bir açığı ortaya çıktı. Evet, ev ihtiyaçları evet. Ortaya çıktı. Ve maalesef diyebiliriz ki, bilmiyorum doğru mu, artık ev mev kalmadı Elazığ'da. Yok, şu anda çok zor bulabiliyoruz. Kiralık zaten ev, kiralık hiç kalmadı, evet, gibi bir şey. Belki satılık az bir sayıda var. Onları da anlatacağım ama, zaten. Evet, ama bir de fırsatçılar ortaya çıktı. Yani gayrimenkul sahipleri evlerini kiraya verirken bunu fırsata çevirip astronomik rakamlar istemeye başladılar. Biz de bunu ele alacağız değerli Dilek Ozan hanımefendiyle. Tekrar hoş ederim. Geldiniz diyoruz. Şimdi Dilek Hanım. Az önce söylediğim gibi malumunuz hepimizin sorunu bu. Evet. Elazığ, başka Elazığ yok. Yok, evet. Bizler de Elazığlıyız ve bu hepimizin sorunu. Yani birebir bizlerin olmasa dahi yakınlarımız buna müsait olabiliyor, değil mi? Hepinize bu bir sıkıntıları yerden yaşıyor. Dokunuyor tabii ki. Sizler de bu piyasanın içerisinde olan, gayrimenkul piyasasının içerisinde olan insanlarsınız. Ne aşamada, şöyle bir genel anlamda şey yapalım, sonra ben sorularımı size yönelteyim. Tabii ki. Olur. Öncelikle tüm Elazığ halkına çok geçmiş olsun diyorum. Yani inşallah bir daha yaşamayız böyle bir şey. İnşallah. Çünkü bir ayı... Açtı fakat hepimizin psikolojileri bozuk, tedirgin yaşıyoruz şu anda ki biz evimizde olmamıza rağmen dışarıda yaşayanları düşünüyorum. Gerçekten çok perişan olan insanlar var. Rabbim de tabii ki onların yardımcısı olsun. Amin. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Düzelecek inşallah diyelim. Düzelecek, bunlar düzelecek diye umut ediyoruz ama tabii ki kısa sürede olsun. İnşallah. Dileğiyle. Temennimiz bu yönde. Aynen. Çünkü artık... Yani birçok uzmanın söylediği gibi bunlar beni rahatlatıyor biraz. Uzmanlarımız diyor ki artık Elazığ için endişelenecek bir şey yok. Yani evet, öyle. Yani büyük deprem yaşandı. Bundan sonraki yaşanacaklar artçılar. Evet. Ama bu fay hattında biliyorsunuz ilerliyor. Yaşamaya, evet, bir Pötürge olayı yaşıyoruz bugünlerde. Evet. Onlarda da artçıları devam ediyor. Dün gece de nitekim bir artçı yaşandı. Ama artık yani bizim Elazığ bir tehlike arz etmiyor denmiyor. İnşallah da öyledir. İnşallah temennimiz öyle o yönde. Olacak, evet. Biraz artık bu konuda hayatın normale dönmesi de gerekiyor. Her anlamda. Ticari anlamda, efendime söyleyeyim, psikolojik anlamda. Kesinlikle. Elbette ki birdenbire olacak bir şey değil ama biz... Ya zamanla olabilecek bir şey ama bu zamanı tabii düzeltmemiz ki gerekiyor. Düzeltmemiz ve hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Evet, yani beni endişelendiren bir göç söz konusu. Bu göçü de engellememiz lazım çünkü... Naci Görür Hoca'nın dediği gibi şu anda Türkiye'nin en güvenilir şehri Elazığ. Çünkü artık o depremi yaşadı. Ben o yüzden tekrar etmek istiyorum.
göç etmek isteyenler bir kez daha düşünsün diyorum. Çünkü başka yere gidip hani Düzce depreminden sonra bu taraflara depremden kaçanlar... Depremden zaten kaçış yok. Bugün burada oluyorsa yarın başka bir ilde olabilir. De olabilir yani. Yüzden, bundan kaçış yok zaten. Evet, o yüzden Elazığ'da kalmayı bir kez daha düşünün. Gitmek evet. Düşünenler için söylüyorum. Evet. Evet hocam, şöyle bir emlak piyasası ne durumdayız? Emlak piyasası şöyle söyleyeyim Milat Bey. 24 Ocak'ta biliyorsunuz malum depremden sonra bayağı bir hareketlendi. Özellikle kiralık daireler için söylüyorum. Fakat kiralık daireler çok hızlı bir şekilde tükendi. Şu anda hiç yok denilecek sayıda. Bunlar da nasıl söyleyeyim? Bazen müşterilerimiz şey söyleyebiliyor, işte uçuk fiyatlarla karşılaşıyorlar. Bunların tek çözümü, yani ben buradan şunu söylüyorum Elazığ halkına, çok yüksek fiyatlarla karşılaştıkları zaman Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunabilirler. Bunun dışında hani bizim yapabileceğimiz bir şey bunlar yok. Bunlar sohbetimiz içerisinde Hı-hı. zaten olacak. Buna Hı-hı. bir devlet de bir önlem aldı evet, bu fırsatçılar aldı, için. Evet, evet. Ama şu anda az önce dediğiniz Hı-hı. gibi kiralık ev kalmadı neredeyse. Yok, kalmadı neredeyse, yani bireysel yok gibi. Evet. Kiraya verenler dışında. Hı-hı. Kalmadı gibi. Sağlık evler var, astronomik rakamlar. Aynen öyle. İnsanlar haklı olarak bir yerde benim evim sağlam diyor. Değil mi? Şöyle de oldu. Mesela evet. hocam evi satılık yani ilanda olup da geri alanlar oldu. İşte bizim evimiz sağlam, biz artık sıkmaktan vazgeçtik diyenler oldu. Kesinlikle oldu. Onun dışında uygun fiyatlı dairelerimizi sattık. Şu an elimizde daire kalmadı. Kalan dairelerimiz de dediğiniz gibi biraz yüksek fiyatlarda. Onlar da gitmiyor, ağır gidiyor. Yani buna en kısa zamanda devletin işte bir çözüm üretmesi gerekiyor. TOKİ'lerin hızlandırılması gerekiyor. Kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Yani bu şekilde tıkanmış durumdayız. Yani TOKİ elbette ki yani devlet Hı-hı. elinden geleni muhakkak ki yapıyor. Şimdi ihaleleri çıktı biliyorsunuz. Evet. Yani yapılacak olan yeni TOKİ evlerin, yeni 10 bine yapıların, yakın konut yapılacak. 10 bine yakın bir evet. konut ilk etapta çıkacak Hı-hı. ve Bakan, İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun dediği gibi, dediği üzere bir yıl içerisinde yapılacak. Hı-hı. Bu bizi rahatlatan sözcükler. Rahatlatan sözcükler ama işte dediğim gibi yine Milat Bey, hızlandırılması gerekiyor yani. Bir an önce hı hı. bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten gerekiyor. Bizler şu an evimizdeyiz fakat dışarıda kalan çok insan var. Görüyoruz yani, sürekli sokağa çıkıyorsunuz. İşte çadır kentler, ben emlakçı olduğum için beni çok arayıp konuşan oluyor. Hikayesini anlatan oluyor artık, yani psikolojilerimiz Allah yerle Allah. Bir oldu. Evet, o yüzden bir an önce düzelmesi gerekiyor. Toplum olarak gerekiyor. Aynen. Sizler buradaydınız depremde. Buradaydım, evdeydim evet. O korkuyu yaşadınız. Tabii ki maalesef. İnşallah evde bir sorun yok. Yok Reyhan çok şükür. Evde sorun yok ama tabii ki korktuk doğal olarak. Evet, hepimiz Hı-hı. korktuk, bu korkuyu yaşadık. Hepimiz bunun acılarını yaşadık. Yani birebir yaşamasak da az önce dediğim evet. gibi yakın çevremizde mesela eşimin ailesinde kayıplar oldu. Hepsine de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sabırlar evet. diliyorum yakınlarına da. Gerçekten bu bir afet. Allah'tan gelen bir olay. Hı hı. Hepimiz Allah'tan geliyor. Evet, bir söz var. Çok güzel bir söz. Deprem insanı öldürmez. Binalar öldürür. Binalar öldürür. Çok, çok doğru zaten. Yani bizler de artık buna dikkat edeceğiz. Bundan sonraki adı aşaması var bir de. Zaten depremler doğal afettir. Evet. Biz doğal afetlere göre yaşamalıyız. Ona yönelik binalar yapılmalı. Yoksa hani dediğiniz gibi depremler öldürmüyor, binalar öldürüyor. Şimdi bu hep bilindik bir söz. Hı hı. Biliyorduk yani deprem yani, evet. gerçeği hepimiz... Biliyorduk ama fakat yaşamamıştık birebir. Dikkate mi almadık? Dikkate almadık çünkü yaşamamıştık biz. Evet. Yani ben ilk kez yaşıyorum böyle bir şey. Çok doğru. Hı hı. Yani hepimiz. Hepimiz için ilk geçerli, defa Elazığ'da, evet. Yani 1870'lerde yaşanmış bir olay en son. Öyleymiş, evet. Yani 140-150 yıl önce neredeyse hı hı hı. yaşanmış bir olay. Biz bunlara şahit olmadık. Yani 2-3 kuşak, belki 5 kuşak. Buna İnşallah şahit daha da olmadı. Olmaz, İnşallah bundan evet. sonra da olmayız. Olmasın, yani evet. temennimiz o yönde. Şimdi elbette ki yeni yapılacak binalar. Siz Hı-hı. de mesleğiniz Hı-hı. Ozan emlak olarak. Evet. Bundan sonra yapılacak evlerde mesela kiraya vereceğiniz, satacağınız Hı-hı. evler var bundan sonra.
dikkate alacağınız konular olacak mı? Şöyle Milan Bey, öncelikle... Yani bize şöyle bir ampul yandı mı bundan sonra? Ampul yandı. İnsanların da tabii ki bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama birazcık da ders almamız gerekiyor bazı şeylerden. Hani ben bunu sadece emlak olarak söylemiyorum ama benim mesleğim bu olduğu için o konuyla alakalı örnekler vereceğim. Mesela Elazığ halkı için şunu söyleyebilirim. İşte konut ya da işte gayrimenkul aldıkları zaman gerçekten bu işi yapan kişilere başvursunlar. Çünkü neden? Bizler satacağımız daireleri sorguluyoruz. Artık bundan sonra hayatımızın içinde deprem var. Yani nasıl sorguluyoruz? İşte hasarlı mı daireler ya da hasarlı, yani o hasarlı olup olmadığını sorgulayıp öyle satış işlemi yapıyoruz. Fakat bunun yanı sıra biliyorsunuz bir de emlakçı olmayıp da işte nasıl diyeyim işte dışarıda atıyorum örnek veriyorum yani bana kızmasınlar da işte kasap camına yazıyor satılık daire var, kiralık daire var ya da işte çerezci falan. Bu tarz kişilerden daire alırsanız gerçekten kandırılma şansınız çok fazla. Çok doğru. Çünkü onlar direkt kazanacakları paraya bakıyorlar. Bizler ise sorgulatıp öyle işimizi yapıyoruz ki sonrasında sorun yaşamayalım. Neden? Çünkü ben vergimi veriyorum. O kişi vergi ödemiyor. Yani benim demek istediğim burada kısacası insanlarımız lütfen her işi yani sadece bu emlak için geçerli değil, gerçekten işi bilene bıraksınlar. Çok doğru. Hani bir söz vardır ya, atalar ne güzel sözler söylemiş aslında değerli izleyenler. Ekmeği ekmekçiye ver, evet. Bir kuruş da fazla. Ya bakıyorsunuz, bu çok güzel bir söz. İşi bilmeyen herkes emlakçı olmuş. Şimdi benim şey gibi oluyor, kalkıp birini muayene etmem gibi bir şey yani, çok saçma. Çok doğru. Herkes emlakçılık yapıyor, herkes alım satım yani yapıyor. Işte o insanlar yapar yapamaz değil, bu çok zor bir konu da değil. Prosedürü bilmedikleri için tamam, sonradan evet. Sorunlar yaşıyorlar. Ama sorun yaşarlar, evet, evet. Yoksa satılabilir, herkes satabilir. Sözleşme konusunda, aynen öyle. Ben söyleyeyim mesela DASK diye bir olay evet. Var. Evet, deprem bunlar, sigortası. İşte bunun acılarını deprem sonrası insanlar yaşadı. DASK'ını yaptırmadan ev satın almış. Yani tapu, elbet bir şart var buna. Ya ama onda bile mesela, tapuyu sonradan yaparım evet, demiş. Evet. Vergiden kaçmak için. Bunlar yanlış şeyler. Yanlış, i̇şte, evet. Bunları önemsememiz gerekiyor artık. Ben şunu merak ediyorum. Yani bu depremi yaşamadan önce, şu felaketi yaşamadan önce insanlar ev almaya geldiğinde ya da ev kiralamaya sizde geldiklerinde böyle bir şartları var mıydı depreme dayanıklı olsun? Yok, hayır. Hiç arayan konu, soran olmaz, öyle bir konu yoktu. Hayır, herkesin istediği işte atıyorum biri gelir 3 artı 1 ister, salonu geniş ister. Olsun. Biri işte 4 artı 1 ister ya da mahalle farklı olur. Hayatımızda ama 24 Ocak'tan sonra artık deprem muhabbeti oldu. Her arayan hasarlı mı diye soruyor artık. Bundan sonra bu bizim hayatımızın çok içinde doğru. Olacak artık, uzun bir süre. Artık emlakçılar biraz da şey mi yapması lazım? İnşaat mühendisleriyle mi çalışacaksınız? Yani artık bilmiyorum ne yapacağız. Bir test yapıp öyle mi kiraya vereceksiniz ya da satacaksınız? Yok, biz sorgulatıyoruz satacak olduğumuz daireleri. Değil, tapudan artık sorgulatıyoruz. Yani, çünkü ben o riski hassasiyet göze, doğdu artık. Tabii ki o riski göze alamam. Atıyorum size daire satacağım. Hasarlı bir daireyi hani belki ben de bilmiyorumdur ama size satamam ya, öyle bir şansım yok. Onu sorgulatıyoruz biz. Sağlamsa zaten satıyoruz. Ben zaten yani ben emlakçı arkadaşlarım da bunun yaptığına inanıyorum. Hasarlı ya da az hasarlı, orta hasarlı dairelerin satışına hiçbirimiz girmiyoruz. Kesinlikle de girilmemeli artık evet. Bundan sonra. Şimdi Dilek Hanım, şimdi bu süreçte az önce de bahsettik, üstü kapalı da olsa bahsettik. Bu kiralık dairelerde deprem sonrası astronomik mülk sahipleri tarafından, yani gayrimenkul sahipleri tarafından astronomik kiralar istendi. Evet. Neye bağlarsınız bunu? Bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Milat Bey, evet. Şimdi evet, bu söylemler kısmen doğru. Fakat birkaç kişinin yapmış olduğu bu fırsatçılığı hani tüm Elazığ halkına mal edemeyiz. Ama olmadı mı? Oldu. Şöyle oldu. Depremden sonra kiralık dairelerimizde zaten sıkıntı yaşıyorduk. Azdı. Az mı kiradaydı. Fakat ev sahipleri, ya hepsi için söylemiyorum asla, birkaç tanesi için belki bu şeyler gerçekleşti. Fakat çok gündeme geldiği çok, için bu konuda hassas sanki, insanlarımız da vardı. Evet, bunu da söyleme sanki herkes bu şekilde yapmış kirasını gibi. Kirasını düşüren insanlar da oldu. Tabii bakın ki ben onu şahit da söylüyorum. Buna. Çünkü bizim Elazığ halkı gerçekten merhametlidir, ben inanıyorum. Ama birkaç fırsatçının yapmış olduğu bu durum çok gündeme geldi. Sanki bütün ev sahipleri bu durumu kullanıyormuş gibi algı yaratıldı. Fakat öyle bir şey yok.
Bunun da önüne geçmek dediğim gibi işte şikayette bulunacaksınız. Evet, belli bir süre önüne geçiremedi. Sonra savcılık olaya el koydu. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu süreç ne aşamada? Yani savcılık ne gibi bir yaptırım? Çünkü adam diyebilir şunu. Ben evim. Yani insafsızca, vicdansızca. Hı-hı. Bu benim evim, kaç ay istersem ona veririm. Ya kardeşim. Hı-hı. Böyle bir söz hakkı var mı? Ya aslında olmamalı kanunen. Ama şu an yaptılar onu da tabii kanunen artık ne yapacaklar? İşte Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla alakalı ne süreçte? Ben o konuyla alakalı tam bir bilgim yok açıkçası. Tabii. Ama şikayette bulunsunlar. Onu bulunsunlar, söylüyorum. Evet. İncelemeye çünkü almıyor. Beni bir müşterim aradı geçenlerde. Üzüldüm de açıkçası. Böyle bayağı bir üzgün, ağlamaklı evet. ses tonuyla. İşte Dilek Hanım... kiralık daire arıyorum. Hani ne olursa olsun 3000 de olsa ben vermeye hazırım dedi mesela. Ben çok üzüldüm. 3000 yani, kiralar vermeye hazır. Yani insanlar yeter o kadar ki başını mağdur sokacak bir yer bulsun. Evet. Bunu bile kabulleniyor. Bunu kabullendiğini bilen ev sahipleri kullanabiliyor bazıları. Evet. Ya yani hepsi için geçerli hepsi değil için tabii geçerli ki. Değil elbette. Hı-hı. Ama şimdi ben biraz da el insaf diyorum yani o yani. İnsanlara. Hı-hı. Çünkü bugün onların başında olan yarın sizin başınızda olmayacak diye bir kaide yok. Felaketin nereden, nasıl geleceği, belli bilinemez. Olmuyor, evet. Allah mutlak sopası yok diyelim, hı-hı, değil mi? İlla ki bir yerden çıkartır o 3000 lira isteyenler, 2000 evet. lira isteyenler. Ki elhazırda... Ama şu anda onlar düzeldi Milat Bey. Şu anda o konuyla yok, alakalı bir şey duymuyoruz, yok. Zaten kiralık dairede çok yok. Evet, inşallah hı-hı. düzelecek bunlar. Ama bunun yanı sıra az önce dediğim gibi şeyler de çıktı. Yani 700 lira, ben şahit oldum mesela, 700 lira kira veren bir insan evini benim tabii, gözümün tabii. önünde tabii, tabii. 500'e düşürdü. Hı hı hı. Çünkü dedi ki bu şeyde hepimiz taşın altına elimizi sokacağız. Bu insanlar mağdur dedi. Evet. Hatta ben şunu da şahit oldum. Bir yıl kira almayacağım evet, evet. diyen onlar insanlar da oldu. Dahi Gerçekten çıktı. oldu, evet. Allah onlardan 1000 defa Evet. razı olsun. Evet. Yani herkes gidip gıda dağıtacak diye bir kaydı yok. Yok Bu yok, şekilde de bir şekilde destek olanlar, imkanları dahilinde. Gösterdiler, evet. Allah onlardan razı olsun. Aynen olsun. Dediğim gibi ben hep söylüyorum bunu. Programımıza pazartesinden beri başladık. Hep bunu dile getiriyorum. Elazığ kendi yaralarını kendisi saracak. Evet. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Öyle tabii ki. Kendi yaralarımızı kendimiz sarmak zorundayız. Evet, bu felaketi toplum olarak yaşadık. Bu bir gerçek. Ama en kısa zamanda normale nasıl getirebiliriz? Bunun çarelerine bakmak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi bir TOKİ gerçeğimiz var. Evet. Dilek Hocam, TOKİ, Sayın Soylu Bakanımız, İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun söylemi üzerine bir yıl içerisinde bitirecek. Peki başka ne yapmalı? Yani TOKİ'ye üzerine düşen görev nedir? Yani şöyle söyleyeyim Milat Bey, TOKİ kentsel dönüşümde müteahhitlerin önünü açmalı öncelikle. Evet, çünkü müteahhitlerin önünü açmalı tabii ve ki, yerel müteahhitlerimizi, yerel müteahhitlerimiz gelişmesi kesinlikle adına. Kesinlikle zaten o konuyu da ben söyleyecektim. Çünkü şu an Elazığ esnafı gerçekten çok kötü durumda. Müteahhitler olsun, işte esnaf olsun, hani müteahhitlere imkanlar, fırsatlar tanınmalı. O müteahhitlerin alacakları malzemeleri yerel esnaftan almaları gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir şekilde bizim şehrimizi kalkındırmamız lazım. Elzem. O da bizlerin elinde. Yani dışarıdaki müteahhitler, işte dışarıdan gelen ne bileyim işte taşıma şirketleri falan çok gördüm. Yani biz tamam evet o belki bir yerde zorunlu oldu çünkü yeterli kalmadı. Ama kesinlikle yerel esnaftan çalışmaları gerekiyor. Çok doğru. Hı hı. Evet, bu nakliye işi de sizin ben alakalı çok değil. Gördüm evet, evet, yok. Nakliye işinde de fırsatçılar çevren çok oldu. Çok fazla gördüm evet. Onları da insafa davet ediyoruz hı hı. tabii bu süreçte. Ama bunun yanı sıra ben sosyal medyada karşılaştım. Yani ücretsiz taşıma yapan evet. firmalar da oldu. Onları da tebrik ediyorum. Evet. Allah onlardan razı olsun. Şimdi imar. Hı hı hı. Elazığ bir imar sorunu da yaşayacak evet. bu günlerde. Yeni açılan yerler. Zaten yıllar öncesinden yani 100 yıl öncesinden, 150 yıl öncesinden hatalar yapılmış. Evet. Biz Haruk'tan ovaya inmişiz. Bu bir gerçek. Evet. Bunun hatasını da yaşadık bu depremde. Hı hı hı. Yüzleştirdi bizi bu hatalarla. Şöyle söyleyeyim güce yaratıcı. Milat Bey. Buyurun. İmarla alakalı Çevre ve Şehir Bakanlığı'nın
bu konuya bir an önce el atması gerekiyor. Çoğu yeri imara açması gerekiyor. Çünkü şu an Elazığ'da tabii ki imarlı yerler çok kısıtlı, az. Bu durumda ne oluyor? İmar yerleri az olduğu için konutlar da az yapılıyor. Az yapıldığı zaman fiyatlar yüksek oluyor. Fakat daha çok yer imara açılırsa konutlar çoğaldıkça da fiyatlar düşecek. Çok doğru. Yani buna tabii ki yine dediğim gibi bir büyük de, yerlerin el atması gerekiyor. Binalara çok imar verilen binalar, yani 12 kat verilen, 15 kat verilen yerler artık 5 kata indi. Evet. O da sorun yaratacak. Problem. Evet, o da bir problem. Çünkü sonuçta 10 katlı binadaki insan sayısı belli. 5 kata düşünce ne olacak? Yarısı daire sahibi olacak, yarısı ne olacak? Şu evet. an çok bir bilinmezlik içindeyiz şimdi zaten. İnsanlar diyorlar ki kentsel dönüşümle kendi evlerini kendileri yapsınlar. Hı hı. Diyelim ki 8 katlı bina 16 daire. Hı hı. Bu 5 kata düşünce 10 katlı. Evet. Bu 6 daire ne yapacak? Ne olacak? Değil mi? Evet, bir de böyle bir durum var. Yani şu an soru işareti yani. Hepsi bir muamma. Evet. Buna da devletin bir çözüm bulması evet. yani gerekiyor. Yani aslında Elazığ'da çok uygun imarlaşmaya, işte atıyorum Şahinkaya tarafı, işte Keban yolu, Malatya yolu, çok çok uygun yerler var. Bir an önce imarlaşırsa bu yerler ve bizim de kendi müteahhitlerimize işler verilirse hızlı bir şekilde düzeleceğine inanıyorum. Evet, büyümeyi de sağlayacak belki de. Tabii. Yayılmayı sağlayacak. Aynen. Şehir. Evet, biz demiyoruz yüksek katlar olsun. Bunun acısını yaşadık. Ama farklı yerlerde o daire sahiplerine farklı yerler gösterilsin. Hatta fazladan verilsin ki müteahhite verebilsinler diye evet. düşünüyorum. Hak sahiplerine elbette. Evet. Değil mi? Bunları da bir ranta çevrilmemesini tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi mesajlarımız da geliyor hocam. Tabii ben ki. Okuyabilir miyim müsaadenizle? Şimdi efendim, demiş ki, selamun aleyküm, hayırlı huzurlu günler dilerim, kolay gelsin Milat Hocam. Misafiriniz Dilek Hanım'la da selamlar, selamlarımızı iletiyor, kolay gelsin, sevgi saygılarımla. Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharlar, tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekten gizlenen güzellikler sizinle olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel yazmışsınız. Evet. Regaip, evet. Bu arada evet. onu da unuttuk. Regaip kandilimiz de kutlu olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Hem ulusumuza hem memleketimize evet. inşallah felaketlerden uzak hayırlara vesile olur. Amin, öyle kandilimiz. Olsun inşallah. Bu 3 aylara girdik malumunuz. Onu da yaşayacağız değerli Edis hocamızla birlikte inşallah. Duamızı da edeceğiz. Hem bu şehitlerimiz, deprem evet. şehitlerimize de dualarımızı edeceğiz yarın inşallah. Kandilimiz de mübarek olsun diyelim. Mübarek olsun. Ülkem Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Özçelik. Selamlar olsun Mehmet Bey. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Hemen bir başka mesaja geçiyorum. Kandil mesajı atmışlar. Çok teşekkür Hı-hı. ederiz efendim. Sağ olsunlar. Merhabalar Milat Bey. Elazlar merttir. Gerçekten de öyledir. Eyvallah. Dürüsttür diyorlar ama kiralar 3 katına çıkıyor. Çok haklısınız. Biz de bunu dile getiriyoruz zaten. Bazı kendini bilmezler. Bazı menfaat perestler, menfaat düşkünleri bunu yaşadık dedik zaten. Evet. Muhtarlar gelen malzemeleri kendi evlerine götürüyorlar. Ben vicdan sahibi muhtarların yani genelleme yapmayalım. Yapmayalım. Yapanlar yok tabii değil. Ki. Olmuş Hı-hı. olabilir. Hataya düşmüş, gaflete düşmüş olan muhtarlar da olabilir. İnsafa davet ediyoruz. Eminim emniyet güçleri, savcılık, adalet güçleri de bu konuda kolluk kuvvetleri de incelemeyi almışlardır inşallah diyorum. Daha neler neler var demiş. Bu mu mertlik, dürüstlük? Elazığ'a mal etmeyin lütfen. Şimdi ya, bu söz Elazığ'a mal şöyle, olmuş olur. Şöyle birkaç kişinin yapmış olduğu bu fırsatçılığı hani tüm Elazığ'a mal etmek çok yanlış. Evet. Depremde bile herkes birbirini kazıklama derdinde ben de Elazığlıyım. Ne kadar güzel. Elazığ'ın yapısını bilirsiniz. Herkesi, yapan herkesi de Elazığlı olarak nitelendirmeyin. Malum çok fazla göç aldık. Dışarıdan gelen çok insan var. Ben hiçbir Elazığlı'nın, elbette ki içimizde çiğler var mıdır? Ama bunu vicdanın sahibi Elazığlı'nın yapacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bunu da gördük. Yani iyi niyetli insanlarımızın da olduğu bir gerçek. Çoğunluk tabii ki. Ama bu şehirden iyice soğuduk. Mersin'e iyileşeceğiz. Allah kalanlara sabır versin. İyi yayınlar dilerim. Ben bir kez daha düşünmenizi, işte göç, hep bunun karşısındayız. Evet. Bırakıp gidersek gelenler Elazığ'ın adını batırırlar. Ne olur bir kez daha düşünün.
en güvenilir şehir halindeyiz, inanın. Evet, ben de gidebilirdim. Dilek Hanım da gidebilirdi başka şehre. O güçlere sahibiz elhamdülillah. Ama bu şehri de sahipsiz bırakmayalım. Elazığ'ın adını kirletenlerin karşısında hep birlikte el ele duralım diyorum. Bir kez daha düşünün. Lütfen. Rica ediyorum sizden. Tabii iş icabı tayininiz olabilir. Olabilir. Eyvallah. Evet. Başımızın tacı. Ama memleket de başka sevdadır. İnanın 3 ay sonra özlersiniz söyleyeyim. Yani o Elazığ'daki samimiyeti bulamayabilirsiniz. Hayırlı kandiller. Abdullah Paşa'da 30 senenin üstünde birçok sıkıntılı eski bina bulunmaktadır. Ki nitekim yıkılıyor bunlar. Bu eski binaların durumu ne olacak? Bunlarla ilgili bir çalışma olmadığı takdirde büyük bir artçıda yıpranmış bu binalarda Allah muhafaza eylesin, yıkılmalar yaşanabilir demiş. Üzerimizde bir tedirginlik bulunmaktadır. Ne yazık ki bu konu göz ardı edilmektedir. Önlemin alınması lazım. Sonradan iş işten geçer, benim bina hasarsız denildi. Dün olan depremden sonra çatlaklar oluştu. Evet, iyice tedirgin olduk, eve girmez olduk. Bunlarla ilgili gelişme olmadığı takdirde mecburen tayin alıp gideceğiz. Müteahhitler 250-350 milyar para istiyorlar diyorlar. Evet, şimdi o konu bir, evet. Şimdi bu itiraz meclisleri var biliyorsunuz. Evet. Mutarlıklardan hasar belgenizi aldıktan sonra okullara başvuruyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Bu evlerin itiraz edildiği takdirde tekrar incelemeye alınıyor bu süreçte, bir ay süreçte. Ben itiraz etmenizi eğer şüpheliyseniz evinizden tekrar incelemeye alınmanızı tavsiye ederim diyorum. Çünkü az hasarlı, orta hasarlı duruma düşmüş olabilir. Ya da orta hasarlı, ağır hasar durumuna gelmiş olabilir. Çok haklısınız. Bu konuda itiraz edip bir an önce, çünkü çok hızlı bir şekilde incelemeye alıyorlar değil mi? Evet, Dilek çok Hanım? Hızlı bir şekilde incelemeye alıyorlar. Fakat şöyle bir durum da var Milat Bey. Şu anda zaten bildiğiniz üzere artçıları hala yaşıyoruz. O yüzden az hasarlı olan binalar var, orta hasarlı olan binalar var. Fakat artçı depremler olduğu sürece az hasarlılar da orta hasarlı olabilir. Yani şu anda o kadar bir karmaşa içerisindeyiz ki. Yani o az hasarlılar bile orta hasarlı olabilir. Orta hasarlı hasarlı görünebilir. Net değiş bir şey. Yani bu belirsizlik de insanları tedirgin ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani benim şahsi fikrim az hasarlı bile şey daire oturmasınlar yani. Çünkü artılar onlara zarar verebiliyor. Evet. Yani incelemeyi aldırmayı tavsiye ederiz. Şimdi Dilek Hocam, şöyle bir durum da var. Elbette ki deprem öncesi size evini kiraya vermek ya da satmak için müracaat eden insanlar var. Evet. Gayrimenkul sahipleri var. Deprem öncesi atıyorum benim evim 200 bin. Yani eski şeyle rakamda tamam. 200 milyar. Depremden sonra geldi, benim evim sağlam, 300 istiyorum dedi ya da 350 istiyorum dedi. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani elbette ki müdahil olmayabilirsiniz ama bunları almayabilir, satmayabilirsiniz de. Yani sizlerin de bir yaptırımınız olur mu bu konuda? Emlakçılar ya, adına konuşmanız. Emlakçılar adına... Herkes adına konuşamayabilirim. Ben kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Dediğiniz gibi depremden önce işte 200 bin olan daire şu anda 250 bin, 300 bin oldu. Fakat hepsi o şekilde değil, onu da söyleyeyim. Benim o şekilde olan müşterilerim vardı. Ben onlarla bütün işlerimi kopardım açıkçası. Çünkü 200 bin yazdığım daireyi bir anda 300 bine çekemem, zaten satamam da. Hani o vicdansızlığı da yapamam. Yani ben şahsen muhatap olmuyorum, öyle söyleyeyim. Yani, etik olmuyor. Eminim öyle bir insan geldiğinde sizlerle konuşuyorsunuz. Yok, ben konuşuyorum. Zaten hani 200 bin liralık evse yani onu bir anda 250'ye 300'e çıkaramam. Ki olmuştur da. Oldu. Çıkarttıklarımızı da satamayız. Şu an zaten mağdur olan insanların durumu belli. Alabildikleri yani ya da alabilecekleri rakamlar belli. Yani nasıl söyleyeyim Milat Bey, işte 200 ile 300 arası dairelerimiz zaten satıldı. Şu an hiç dairemiz de kalmadı. 350, 400, 500, 600 lira, 600 bin liralık dairelerimiz var. Fakat satışı ağır. Çok doğru. Peki, yani ben çok muhatap olmuyorum o tarz insanlarla, öyle söyleyeyim. Gayrimenkul piyasası olarak TOKİ'den beklenti nedir?
Yani evet. Genel anlamda soruyorum. Hı-hı. Elbette ki imar açılma konusunda söylediniz. Hı-hı. Yani yeni imar yeri açılıp oralara dağıtılmalı, bunu dile getirdiniz. Yani ama TOKİ, evet, bir an önce değil mi? Bir an önce hızlandırması gerekiyor ve dediğim gibi imara birçok yerin açılıp bir an önce hızlı bir şekilde konutlaşmaların yapılması gerekiyor ki bu insanlar bir an önce evlerine yerleşsin ve biz de artık bu psikolojilerden çıkalım. Normale dönmek zorundayız. Normale dönmek zorundayız fakat işte hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Evet, yani ben tekrar etmek istiyorum burada bu müteahhit olayları. Halk arasında birçok spekülasyon var. Yani hı hı. Dışarıdan gelen müteahhitlere verilecek gibi. Ben devlet yetkililerinin de bu konuda hassas olacaklarını düşünüyorum. Elazığ piyasasının canlanması adına, inşaat piyasasının canlanması adına tabii bunlar zincirleme olaylar. İnşaat piyasası canlandığı takdirde mobilya evet, sektörü evet. gelişecek. konfeksiyon şey hepsi zincirleme zaten. Bunlar her biri Elazığ'a katkı sağlayacaktır. Hı hı. Yani bunu biraz da bu piyasanın adil bir şekilde Elazığ'a kazanca dönüşmesi gerekiyor. Elazığ'ın kalkınması adına diyorum değerli izleyenler. Şimdi bunu da işte biraz bilinçli yapmak zorundayız. Evet. Devletin de bu konuda hassas davranması gerekiyor. O ihaleleri verirken Elazığlı müteahhitler tercih edilmeli. Kesinlikle. Değil mi? Ya her konuda Elazığlı müteahhitler tercih edilmeli. İşte müteahhitlerin alacakları malzemeleri yerel esnaftan alması gerekiyor ki Elazığ bir şekilde kalkınabilsin. Çok doğru. Yoksa hiçbir yere varamayız bu şekilde. Yani emlakçısı, ben söyleyeyim dediğim gibi mobilyacısı, konfeksiyoncusu. Ya giyim, bunlar, gıda her şey birbirine bağlı. Evet. Zincirle. Elbette ki 10 bine yakın ev yapılacak. 10 bin rakamı inşaat sektöründe büyük bir rakam. Kesinlikle öyle. Bunun çalışacak işçi evlere yansıyacak evet. ve evine ekmek götüren, alışverişini hı-hı. yapan marketine yarayacak. Hepsi birbirine ilişkili diyorum. İnşallah bu Elazığ'da bir ivme kazandıracaktır ticaretine. İnşallah. Beklentimiz bu yönde. Ama yabancı bir müteahhite verdiğinizde, atıyorum İstanbul'dan ya da Karadeniz'den ya da Ege'den gelen bir müteahhit, kendi çıkarını düşünüp dışarıdan hı-hı. getirecektir malzemesini. Malzemeyi, bu da tabii Elazığ'a. Ki. Bir kayıp olarak düşünülebilir diyorum. Şimdi mesajlarımız da geliyor Zeki Hocam. Hı hı. Hemen bir tane daha okuyayım. Milat Bey, sizin bütün programlarınızı gönülden severek takip ediyorum ve tebrik ediyorum demiş. Ancak bütün dünyaya yayın yapıyorsunuz zaten. Elazığ'da kiralık daire yok. Bu fırsatçılık cümlesini bütün dünyaya yayın yaparak Elazığ halkını fırsatçı olduğunu insanların beynine kazımak çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Çok haklısınız. Doğru. Biz de zaten biz de aynı şeyi konuyu söylüyoruz. Konuştuk. Bu Elazığ'ın evet. genelinde hayır. içermediğini söylemek istiyoruz. Birkaç fırsat kendini sadece. Bilmez olduğunu evet. söylemek istiyoruz. Düşünüyorum. Olmayan evin fırsatçılığı da olmaz diyorsunuz. Evet. Ama işte 3-5 tane yapılmış yanlış hareketi çok dillendirerek şehrimizin ismini kötü lanse etmeyelim. Haklısınız. Birebir ama bunları da konuşmak gerekiyor. Onlar hadlerini hı hı. bilsin diye bazı merciler bir an önce görevlerini yapsınlar diye dile getiriyoruz inanın. Düşünüyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sizleri seviyoruz. Bizler de tüm izleyicilerimizi, Elazığ halkını inanın çok seviyoruz. Her şey Elazığ için. İşte o fırsatçılara da fırsat vermemek adına bunları yapıyoruz. Hı hı. İnsanlar uyansın diye yapıyoruz. Her yerde olmuştur bunlar. Olacaktır da. Olacak, fırsatçılar çıkmıştır ki. Çıkacaktır da. Biz bunlara, nitekim şu olayı da yaşamışsınızdır. Siz de görev aldınız depremde, ben biliyorum. Evet. Yardım güçlerinde. Yani yardım. Elimden geldiğince hepimiz yaptık evet. bunları. Yapmaya da devam edeceğiz. Herkes yaptı ama. Yani evet. Elazığ gerçekten bence bu konuda çok güzel şeyler gösterdi. Ben birkaç gün elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok güzel bir bağ gördüm. Herkes canla başla çalışıyordu, işini gücünü bırakmıştı. İşte depremzedeleri ziyaretlerde bulunduk, ihtiyaçlarını öğrendik ve bunu gerçekten tüm halk yaptı yani. Çok ben gözümle doğru. gördüm. Çok doğru. Elimizden geldiği kadar. Şimdi Dilek Hanım, yıllar öncesinde bir Erzincan depremi. Evet. 2000'li yıllarda. Olur olmaz Ramazan'dı, hiç unutmam. Hı hı. Sizler de hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani evet. Hemen Kızılay'ın önünde kuyruklar oluştu kan vermek için. Elazığ hı-hı. böyle bir şehir. Evet evet yok gerçekten. Samimi söylüyorum. Ben de o Kızılay'a gidip kan yok. vermek evet. çalışanlardan birisiydim hı-hı. arkadaşlarımızla.
Bu Elazığ'ın yapısı böyle. Evet. Merhametli bir insandır Elazığ insanı. Merttir Gakkom. Hakikaten çok vicdanlıdır. Elazığ adını elbette kötülemek istemeyiz. Böyle bir şey yok, söz konusu zaten su dahi olamaz. Evet. Biz burada Elazığ ve zaten bazen kızıyorlar bana, çok övüyorsunuz. Sadece sorun burada ne biliyor musunuz Milat Bey? İşte yine tekrarlıyorum, birkaç kişinin yapmış olduğu bu hadsizlik, iş, evet, hadsizlik Elazığ'a mal ediliyor. Aslında edilmiyor. Öyle bir şey yok. Yani %1'i belki. Çok doğru. Ya, o da her yerde olabilecek şimdi şeyler. Şimdi bu yardım şeylerinde görev aldınız. Oraya dönmek istiyorum tekrar. Sizler de karşılaşmışsınızdır. Şehir dışında fırsatçılar çok geldi. Evet. O yardımlardan faydalanmak için. Değil mi? Şöyle. Diğer illerden, komşu illerden. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. İlk günler Milat Bey, ilk günler insanlar şoktaydı. Yani hepimiz şoktaydık. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Bir şeyler yapıyoruz, uğraşıyoruz ama neyin ne olduğunu hala anlayamamışız. Şöyle oldu, şimdi yardımlar geliyor, dağıtılıyor fakat önümüze gelen herkese dağıtıyoruz. Tespit yoktu çünkü. İşte A kişisinin ihtiyacı var, veriyoruz. B kişisinin ihtiyacı yok, ona da veriyoruz. Çünkü onun tespitini henüz yapamamıştık. Çok herkese dağıtıldı. Her şey çadırda olsun, işte sobalar, battaniyeler, sayamadığım birçok şey her şekilde dağıtıldı. Dediğiniz gibi çıkarcı olan insanlar çok fazlaydı. Yani, işte Suriyeliler vardı bunların içinde. Evet. Çevre illerden gelen kişiler vardı. İşte bağına bahçesine malzeme toplayanlar vardı. Yani çok şeylerle karşılaştık. Ve ben gerçekten bunları gördükten sonra da çok üzüldüm. Sosyal medyaya düşen görüntüler vardı hatırlarsanız. Onların hepsi sonradan tespit edilmiş bir Suriyeli'nin evi diye. Evet. Adam balkonuna 7-8 tane çadır koymuş. Evet. Şöyle oldu Milat Bey, yani işte dediğim gibi yansımıştı. İlk birkaç gün tespit yapılamadığı için bilinçsizce dağıtıldı her çok şey. Doğru. Sonrasında bir şekilde tespitler yapıldı. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldı bazı şeyler. Şimdi ne kadar doğru bilmiyorum. Süleyman Hanım sözünüzü kestim. Yok, özür estağfurullah, dilerim. Buyurun. Elazığ'ın nüfusu 591 bin civarı. Evet. Bilindik bir rakam. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani tam resmi rakam veremem. Afaki konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Resmi bir bilgi değil bu. Elazığ'a 600 bin tane çadır dağıtılmış. Ya öyle söyleniyor, evet. Bir rakam bu. Yani diye söylendi. Ama yani Elazığ halkı, yani Elazığ halkının nüfusunun üzerinde bir rakam, çadır var. Evet. Her 4 kişiye ya da 2 kişiye bir çadır düşse bu yine. Evet. Ki tüm Elazığlılar almadı. Ben almadım şahsen böyle bir şey. İhtiyaç ya duymadım. Hiçbirimiz siz almadık, duymadım. Evet. Birçok çevremize bakıyoruz, almayana. Peki kimlere dağıtıldı bunlar? Kimlere gitti? Nasıl paylaşıldı? Elbette ki o şokla her önüne gelene verildi. Evet. Bunu yapılmalıydı. Gün. Şimdi ayırt edilemezdi. Bir yok, o ilk kayıt birkaç olayı gün yoktu. Zaten tespit de yapılamazdı. Ama işte evet. El insaf, el vicdan diyorum bu alanlara da. Evet. Çünkü hala çadır bulamayan insanlar ben görüyorum. Hala. Şimdi de konteyner olayı var. Da girmek istiyorum. Konteynerların bir kısmı sanırım Milat Bey Doğukent tarafındakiler bitmek üzere ya da bitti. Evet. Bir de Malatya yolunda yapılıyor biliyorsunuz. Çevre işte, yolunda. Evet. Yani konteynerlara yerleştirilecek bu insanlar. Çünkü onların da aslında hızlandırılması gerekiyor. Çadırlar gerçekten sorunlu. Evet. Soba olanlar var ama birçoğunda da soba yok henüz. Yani evet. Elektrik, çünkü orada elektrik götüremiyorsunuz. Soba kurulamayan çadırlar var. Yani konteynerlar güzel olacak. Konteynerlar gezme şansınız oldu mu? Yok, henüz gidemedim ben. Yani ben de görmedim ama. Gidemedim, yerlerini gördüm fakat içini gezemedim. Şimdi bir aileyi bir yıl, iki yıl barındıracak kapasitede mi ben de bilmiyorum. Çadırdan elbette ya ki çok daha iyidir ama. Ya bir ev gibi asla olamaz ama bir çadır kadar da kötü olamaz yani, diye düşünüyorum. Ama şimdi bunlar da yaşıyoruz. Sizler de belki rastlamışsınızdır, ben şahit oldum. Bir yakınımız kiraya verecek bir evi. Bize de bir şekilde ulaşıldı. Ben de yardımcılık yaptım. Yani emlakçı olarak değil. Param evet, yanlış evet, anlaşılmasın, yok, ne olur. İnsani yakınımdan dolayı. O ev anlaştılar, konuştular. İki gün sonra, iki gün, üç günde beklettiler o insanı. Yani gayrimenkul sahibini. İki tarafı da tanıyorum. Sonra dedi ki bize konteyner vereceklermiş. Vazgeçti. Vazgeçtiler. Bu da çok yanlış. Yanlış tabii. Boşuna yani, sizi bekletmesi. Çünkü biliyorlar ki orada elektrik bedava. Evet. Su bedava. Yemek bedava. Evet. Birçok yakıt bedava. Yani bunları da fırsata çevirmek. İmkanınız varken, varsa şayet
evleri değerlendirmenizi, sağlam evleri değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Konteynerlara da gerçek ihtiyaç sahiplerine kesinlikle. Zaten onların tespiti yapılacak Milat Bey. Öyle ya zaten herkese hani işte benim falan. Evet tabii herkese verilmeyecek. Mümkün değil, yetiştiremezler zaten. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine verilecek. Tabii. Bu konuda yetkililer de hassas olmalarını tavsiye ediyorum ki eminim öylelerdir. Hayırlı yayınlar ve kolaylıklar dilerim hocam demiş. Regaip kandiliniz mübarek olsun. Cem cümlemizin Regaip kandili mübarek olsun efendim. Hayırlı kandiller, tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Konunuza da çalışmalarında başarılar diliyorum. Saygılarımla Haluk kardeşimiz Paulo'dan, bizim daimi izleyicilerimizden. Selam teşekkür olsun. Ediyoruz. Sana da geçmiş olsun Haluk'cum. Senin de kandilini mübarek ediyoruz. Sağ ol, var ol kardeşim. Evet, mesajlar geliyor. Elazığ'da kiralık daireler demiş hocam. 2,5 milyar olmuş. Evet. Hiçbir şey ilerlemiyor, gelişme yok. Her şey muamma, ne yazık ki. Kaderimize terk edilmişiz. Elazığ'dan vazgeçmiyoruz. Gitmeye mecbur kalacağız. Sakın ümitsizliğe kapılmayın diyorum. Ya kesinlikle. Bunlar geçici bu. 2,5'lar, 2'ler geçici olacaktır. Belki bir süre sonra Elazığ çok çok güzel yerlere gelecek. Yani hani gitmenin çok da bir mantığı yok açıkçası. Ya da atıyorum gittiğiniz yerde belki deprem olacak. Orası daha bir çöküşe girecek. Hani gitmek bir çözüm değil. Çok doğru. Yani kalıp hepimizin el birliğiyle Elazığ'ı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hı-hı. Hep birlikte Elazığ kendi yaralarını kendi saracak. Evet. Değerli izleyenler. Eğer bu fırsatçılar işte o 2 milyar, 2,5 milyarı savcılığa hemen başvurur. Şikayet etsinler şikayet. Ya onda sorun yok. Yani şikayet etsinler, İmtina tutmasınlar işte o tarz devlet, evleri. Devlet ne yapacak diye düşünmeyin. Ya bir şekilde hallolur. Olur. Bir evet. Kanuna büründürür, onun Hı-hı. cezasını verir. Hı-hı. Bunu bilin, emin olun. Devlet çünkü çok büyük. Bunu gördük. Yani ya kimse ümitsizlik yaşamasın. Her şeyin bir çözümü bulunabilir. Ve işte o fırsatçılara eğer göç ederseniz, başka yerlere giderseniz evet. o zaman fırsat vermiş olursunuz. Elazığımızı terk etmeyelim. Gakkolara sesleniyorum. Elazığımıza sahip çıkalım. Elazığımızdan gittiğimiz takdirde başkaları yerleşecek. Elazığ'ın adını daha çok kirletecek. Siz Elazığ kimliğinizi gidebilirsiniz ama kimliğinizi terk edemezsiniz. Evet. Varlığımızı inkar etmiş oluruz. Bunu da mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü o damarlarımızdaki o Elazığ asil kanında evet, mevcut diye düşünüyorum. Yani ben biraz fazla mı milliyetçiyim bilmiyorum. Yok, öyle hepimiz öyleyiz. Evet. Ya Elazığ'ın genelinde var zaten. Yapısında evet, var değil mi? Evet yapımızda var. Yani ben bir kez daha düşünmenizi şey. Tavsiye ediyorum. Gelin birlikte düzeltelim Elazığ'ımızı, birlikte kalkındıralım. İnanın belki de her işte bir hayır vardır eğer inancımız var ise. Ben tabii böyle ki. Düşünürüm. Her işte bir hayır vardır. Belki Elazığ çok daha iyi yerlere gelecek. Evet, çok daha güzel bunu, bir Elazığ doğuyor olabilir. Evet, bu yıpranmış yapılar bir an önce bitecek ve Elazığ daha güzel, ferah bir şehir olacak evet, inşallah. İnşallah. Daha büyüyecek belki de ama bu bizim elimizde. Göç ederek sağlayamayız. İnanın buna. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi emlak piyasası elbette ki kalmadı, kira. Yok kira kiralık kalmadı artık onu ben müşterilere de söylerken artık böyle utana ele büzüle. Peki de yanım yani başka sektöre mi? Şimdi kiralık evler yok. Ben de Milat Bey şey de var otomotiv de var evet. Araç da alıp satıyorum ama tabii ki emlakçılıkta yine oluyor olmuyor değil. Fakat eski kadar hızlı değil çünkü kiralıklar tükendi, kalmadı. Satılıkta da dediğim gibi. Ya zamanla onlar da açılacak. Aynen zamanla onlar da olacak ama şu anda genel anlamda. Otomotive biraz. Evet, otomotive şey biraz daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür beni kırmayıp ederim. Geldiniz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben bilgilendirmeye teşekkür çalıştık. Ederim. Elimizden geldiğince Elazığ halkını, gakkolarımızı ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim. Şöyle bir kısa araya gideceğiz. Huzurlarınızda Ozan Emlak'tan direkt Ozan Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum teşekkür ben. Teşekkür ederim sizlere ve Kanal Fırat'a. Çok sağ olun, ek olmayın. Efendim kısa bir ara. Aradan sonra güzellik uzmanımız Gülnur Küçük bizlerle birlikte olacak. Uzmanlarımızla da devam ediyoruz. Hayat normale dönüyor. İnsanlar tabii ki deprem sürecinden bir ay geçti. Bakımını da unutmamalı değil mi? Tabii ki. Hayatı normale döndürmeliyiz. Her şey normal. Oradan ekmek yiyen, güzellik uzmanlarından ekmek yiyen birçok insan var. Onların da kazançları var. Onları da ihmal etmeyelim. Evet diyebilirsiniz. Ya güzelliğimizi mi düşüneceğiz? Oradan ekmek yiyenleri düşüneceğiz. Efendim kısa bir ara reklamlar. Birazdan görüşeceğiz.
Evet değerli izleyen, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi şöyle bir tekrar yapalım ilk bölümden. Efendim ilk bölümümüzde gayrimenkul piyasasından, emlakçı Ozan Emlak'tan, direkt Ozan bizlerleydi. Malum son günlerde biliyorsunuz deprem sonrası bu fırsatçılar çıktı. Emlak piyasasında fiyatlar astronomik rakamlar istedi, gayrimenkul sahipleri. Bu konu hakkında görüştük. İmar olayını görüştük değerli Ozan'la. Bunları sohbet ettik. Halkımızın bir an önce normale dönmesi konusunda sohbetlerimiz oldu. Ve daimi uzmanlarımızdan, ikinci bölümümüzde biliyorsunuz, güzellik uzmanımız Gülnur Küçük hanımefendi bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Geçmiş olsun. Sizlere hepimize de geçmiş olsun. Uzun bir süredir görüşemedik. Bir ay bir ara verdik programlarımıza, malumunuz. Evet. Sizler de keza işlerde aynı şekilde depremzedelere korkunç şeyleriniz oldu. Ben bunu biliyorum. Kesinlikle öyle. Nasıl gidiyor? Bir hasar var mı? Başta onu diyelim. Çok şükür bir hasar yok. Şükürler olsun. Elhamdülillah bir sıkıntı yok. Ama hani böyle deyince de sanki haksızlıkmış gibi. Çünkü bizde yok ama yan komşumda var, diğerinde var. Çalışanlarımızda var. Şey, evet zaten benim evimdeymiş gibi, benim iş yerimdeymiş gibi. Gerçekten acımız çok büyük. Şehrimizin toplum başı olarak sağ olsun. Evet. Allah bir daha yaşatmasın. Daha büyük bir şey de olabilirdi. Çok daha büyük hasarlarla Allah da karşılaşabilirdik. Evet. Yani evliyaların yüzü suyu hürmetine kesinlikle biraz da öyle. Elbette evliyalar da Allah'ın onlara vermiş olduğu, Elazığ'ımıza vermiş olduğu bir korumaydı diye düşünüyorum. Çok büyük kayıplarımız olabilirdi. Elhamdülillah böyle bir şey yaşamadık. Evet. Elbette ki Gülnur Hocam'ın da dediği gibi, Gülnur Küçük Hanımefendi'nin dediği gibi kaybettiğimiz o canlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlara sabırlar diliyoruz. Evet. Değil mi hocam? Başsağlığı diliyoruz. Evet. Zor bir durum. Gerçekten çok zor. Ne diyelim, tekrar ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Anladım. Çünkü çok şükür bir çatımız var. Şu an bir çatısı olmayan insanlar var. Ne yazık ki hala maalesef, daha maalesef zor durumda olan insanlar var. Umut ediyoruz bu zorluklar aşılacak. Birbirimize destek olarak. Sağ olsun devletimiz zaten ilk dakikadan itibaren hiç kimseyi çaresiz yalnız bırakmadı. Tüm Türkiye bence Elazığ'ı sahiplendi. Evet. Gerçekten büyük bir ses geldi, büyük yardımlar geldi. Umut ediyoruz ki gördüğümüz kadarıyla inşallah doğru yerlere gidiyordur. Bu mağduriyet de kısa zamanda çözülür. Buradan da biz birazcık da olsa motivasyon artırma, birazcık da olsa hayat devam ediyor mesajı verme adına buradayız. Ben de onun için amacımız bu zaten. Yapıyorum. Hayatı normale döndürmeliyiz. Evet. Yani hayat normal rutininde devam etmeli. Bunun için de biz bu konuda çok hassasız. İşte kadın her zaman kadın. Felakette evet de kadın. Bakıma ihtiyacı var. Erkeklerimiz öyle berbere gidiyor. Kadınlarımız yani epilasyonlarını yaptırıyor. Bunun da olması lazım. Nitekim işte o güzellik merkezlerinde, müzikollerde çalışan insanlar, ekmeğini oradan kazanan insanlar da var. Kesinlikle yanlış öyle mı düşünüyorum? Kesinlikle öyle. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Bu da bir gerçek. Evet. Hani ben ilk hafta şey dedim, acaba hiç yapmasak mı, açmasak mı, bir şey yapmasak mı? Çünkü böyle birini arayıp seansınız var demeye insan utanıyor gibi bir durum var. Ama sonra baktık ki aramasak da niye aramıyorsunuz moduna geçildi. Hani biz devam ettik. Evet. Ya bir de şimdi o çalışanlar yevmiye alacaklar. Tabii ki. Yani bir oyun o şekilde. Hani bir şekilde onu regale ederiz ama bunun bir sonu yok. Evet. Hayat devam ediyor. Yaşıyoruz. Evet böyle. Bu yanlış bir gerçek. Yanlış görünürüm endişesiyle insanları mağdur etmek de söz konusu. Evet. Çünkü bizim işlemlerimizde düzenlilik arz ediyor. Siz de biliyorsunuz. Mesela evet, epilasyon paketleri aylık gelmeyince işlem yani yarı yarıya neredeyse zedelenmiş oluyor. Otomatikman devam ediyoruz. Gündür Hanım bir de yapılmadığı takdirde bu tip şeylerin yani hayat rutine dönmediği şehrin üzerine sanki ölü toprağı sanki. Aynen öyle. Oldu. Biz bir an önce normale dönmek zorundayız lazım. Evet diye düşünüyorum değerli izleyenler. Bu tip şeyleri de insanlar bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hoş görmelerini, evet, ekmeğini kazanan farklı yerlere için çekilmeden amacın bu olduğu bilinirse zaten çok şükür bir ters tepkiyle hiç karşılaşmadık. Sadece iki kişi de, o da çok böyle ağrıma gitmişti, eşi açmıştı telefonunu. Bazı görüşmeleri ben yapıyorum zaten, hiç kızları da bırakmıyorum. Ablacığım dedi, bizim evimiz yıkıldı. Yani gerçekten çok kötü olsun olmuştum. Hani lazer zamanımı. O an dedim yok aramıyoruz artık, bırakın arkadaşlar kimseyi aramayalım. Yani böyle durumlarla da karşılaştık. Bir tanesi gelen üyelerimizden, ismini vermeyelim, eşini ve çocuğunu kaybetti. Yani çok Allah kötü hikayelerle karşılaştık. Acı şeyler yaşadık. Zordu. Ama Gülnur Hanım, Elazığ hep birlikte bunları atlatacak. Evet, hep el ele birlikte verecek. Aynen. Kendi öz imkanlarıyla, devletin de katkısıyla, desteğiyle bunları aşacağız. Evet. Hayat normale dönmek mecburiyetinde. Olmadığı zaman ne oluyor? İşte göçler oluyor. Biz bunları da önlemek zorundayız. Ben tekrar ediyorum.
her şeyin rutine dönmesi, normale dönmesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle, yani bu göç muhabbeti de yani tamam bugün Elazığ'da oldu da yarın İstanbul'da olmayacak mı? Ankara'da olmayacak mı? Nereye gidelim? Yani insanlar... Kaçmak çözüm değil. Değil. Yaradan doğru. Yazmışsa gelip buluyor. Nerede olursanız olun, evet, yok doğru, bunun bir çözümü. Doğru. O yüzden Elazığ'ımıza sahip çıkalım her zaman olduğu gibi. Bugünler de geçecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu mağduriyet çözülecek. Geçecek. Elbette geçecek. Biz de buradayız. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince, motivasyon adına, hayata dönme adına zaten inanın ki hani seanstan ziyade muhabbet bizi merak ediyorlar. Onun için de arayan çok var. Nasılsınız, iyi misiniz? Keza biz de öyle. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Yine çok yoğun, çok tempolu bir şekilde merkezimizde, iki katlı merkezimizde hizmetimiz tüm hızıyla devam etti ve devam ediyor. Sadece seansınız da olmasa, işleminiz de olmasa, kalınacak yeriniz yoksa, biriyle konuşmaya ihtiyacınız varsa da kapımız açık. Buyurun, evet, gelin. Ben ona da şahit oldum. Sesimizin sonumuzun olmaz. Valla iki kat diyor ki odalarımı vereyim diye, evet, düşündüm. Evet, kesinlikle. Yani çok mağduriyet var çünkü. Ben davet ettiğimde, artık programlarımız başladı, Gülnur Hanım sizi de bekliyoruz dediğimde, ya acaba halkımız yanlış algılar mı diye endişelendi, evet, kendisi. Ben öyle bir şey olamayacağını, Elazığ sağduyulu olduğunu düşündüm ve önü de dile getirdim. Sizlere de sağduyulu davranmaya davet ediyorum değerli izleyenler. Hocam tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz hoş programımıza. Kahve içeriz. Zahmet olmazsa. Evet, ocağımız tutmuyor sağ belki. Olsun. Elazığ'ın ocağı tutmuyor, evet, bu aralar malum. Onlar da normale dönecek. Yemeklerimiz de evlerimizde yapılacak. Programımızda da yapılacak. Bunu da normale döndüreceğiz inşallah. İnşallah. Ama hala çadırda yaşayan insanlarımız, onların ocakları... Çok azaldı diyor, değil mi ama çadırlar, evet, artık, evet, kapatıldı neredeyse. Konteynerlara geçişler, evet, başladı. Evet. Nitekim hastaneler, o eski taşınan hastanelere insanlar yerleştirildi. İnşallah bunlar... Soğukta değiller en azından. Yani dışarıda o soğuk hava şartlarında değiller. Bu, evet, da büyük bir teselli. Evet. Artık bahara da giriyoruz inşallah. İnşallah. Evet, bu bahar hayatımız güzel da bahar olsun inşallah. İnşallah, i̇nşallah her şey i̇nşallah düzelsin. İnşallah. Nitekim artık güvenilir bir şehiriz diye düşünüyorum. Evet. Depremleri atlattık. En güvenilir şehir olacağız inşallah. Bundan İnşallah. Sonra. Temennimiz bu yönde. Evet. Allah da bizi yanıltmaz inşallah. Bu sözümüzü de boşa çıkartmaz bizim. Evet hocam, ben şunu merak ediyorum. Hani depremde zarar gören insanlar da oldu. Yani depremzedelerimiz oldu. Böyle gelen insanlar oldu mu? Mesela şu anda iz kaldı. Oldu mu bu tip şeyler size? Yok, öyle bir şeyle karşılaşmadım ama bizim gerçekten psikolojik bir destek faktörü içerdiğimizi hissediyorum. Gerek ekip arkadaşlarım gerekse ben, çok iyi geliyoruz. Hani konuşuyor, o psikolojiden çıkıyor. Hani herhangi bir izin var, şöyle bir şey, böyle bir tedavi uygular mısın? Bununla karşılaşmadım ama konuşup da rahatladığını, daha böyle iyi, daha iyi hissederek gittiğine tanık oldum. Eyvallah. Bir de şu, mesela hani yapılan işlemler var. Evet. Bunlar, insanların psikolojisi bu işlemlere etki ediyor mu? Muhtemelen yani mesela ediyor. Mesela lazere etki tabii eder ki, mi? Tabii ki. Yani evet, sonuçta hani çok uzun bir süredir gelemeyince ister istemez, örnek veriyorum, yüzünde tüylenme vardır belki. Zaten deprem psikolojisinde zaten korkuyor, dışarı etki çıkamıyor. Etki eder işte o psikoloji. İşte geldiğinde rahat bir şekilde, seansından çıktığında birazcık daha motivasyonu artıyor. Evet, yaşıyoruz. Evet, bu oldu ama kabullendik. Böyle oldu ama bir daha olmayacak inşallah. Bırakmamalıyım. Çünkü bırakınca ipin ucu kaçıyor. Bu her durum için geçerli. Yani hayatımızdaki her noktada karşılaştığımız her zorlukta pes edersek olmaz. Yani yaradandan gelen bir şey. Gücümüz yetmiyor. Muhakkak. Yapabileceğimiz Muhakkak. Bir şey yok. Kabullendik. Aldık, başımızın üstüne koyduk. Yolumuza devam etmek bir zorundayız. Bir de hocam, zannediyorum artık o depremle konuşmak da psikolojiyi bozuyor. Evet. Artık o konuşmaları yapmayalım. Evet, yani kesinlikle. Mümkün olduğunca kaçalım. Normale Aynen. dönelim istiyorum. Kötüyü çağırmayalım. Evet, kötüyü i̇yi çağırmayalım. İyi enerjiyi evet. şey yapmayalım. İyi düşünelim, şimdi iyi Şimdi demiş olsun. Ki bir izleyicimiz, merhaba, Kanal E internetten yayında problem var, izleyemiyoruz. Efendim, internette Kanal E yayını yok. Kanal Fırat yayını var. Kanal Fırat canlı izle diye yazarsanız internette, efendim anlamadım. YouTube. Facebook'ta yazarsanız ve YouTube'da yazarsanız rahatlıkla Kanal Fırat'ı izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Hani elbette şu anda izleyemeyenler soruyor. Ama izleyenler, o izleyemeyenlere bildirirse seviniriz. Şeyden izleyebilirler. YouTube ve Facebook'tan. Kanal Fırat canlı izle diye. Evet. Şimdi hocam, bugün birkaç konuyu hani yokluğunuzda, evet, yapmadığımız zamanlarda mesajlar geldi bizlere. Bazı merak ettikleri konular var izleyicilerimiz. Onları ben yönelteceğim. Tabii. Ama bir mesaj daha var. Mesajlar var daha doğrusu. Onlara birazdan geçeyim. En son ben tedavisi yapmıştık. Onu konuşmuştuk. Benim hatta boyun kökünde belli bir yaştan sonra çıkan o et benleri.
Hatta ben canlı olarak uygulanmıştı bende değerli izleyenler ve onlardan kurtuldum elhamdülillah. Bizleri de geçti inşallah. Sizin değil hocam. Fatih Küçük Bey'in sayesinde hakkını yememek lazım. Evet, eline sağlık. Çok güzel bir çalışma yaptığı bir uygulamayla onları aldı. Bir iki hafta içerisinde de tamamen iz dahi kalmadı. Şükürler olsun göstermiştik zaten yayınımızda. Evet. Ellerine sağlık diyorum Fatih Bey'den. O et benlerinden şikayetçi olanlara da Fatih Bey'e, hanımefendilerde de Gülnur Hanım'la tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz baylara Fatih Bey, Gülnur Küçük Bey, Bay Güzellik Merkezi. Hanımefendilerde de Gülnur Küçük Güzellik Merkezi olarak hizmet, Gülnur hizmet veriyorlar. Evet. Evet. Şimdi hocam. Ben tedavisini biraz şöyle bir merak etmişler. O evet. İyi çekmiş. Evet çok soru var. Benim de yapmış olmam onlar insanlar da biraz kesinlikle daha şey yaptı. Yayından evet. Sonra bayağı bir patladı. Yani günde neredeyse 100'e yakın ben alıyorum. Sadece ben. Fatih Bey artık söylüyorum. Geçen gün Fatih Bey buharlaşmıştı artık. Vallahi bravo. Ya 2,5 saat ben aldı. Ama i̇ki büyük bir saat. Sorun biliyor musunuz bu? Evet. Yani bunların alınabildiğini hem de acısız bir şekilde ben çünkü çok konforlu. Hani seans öncesi sonrası seans anı konforlu olunca kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Gidiyorum Gülnur alıyor hemen geçiyor bak hiçbir şey yok canım acımıyor mu? Şimdi olunca, daha önce hastanede bu dermatologlar yapıyor. Evet. Bir fısmış sıkıyorlar ama düşerken korkunç bir acı ve düştükten sonra da orada bir sürtünmeden dolayı korkunç acı yaşıyorlar diye. Ben bu yüzden yaptırmamıştım açıkçası. Evet, evet. Yani endişem olmuştu. Dün bir danışanım şey dedi, ameliyatla kurmak. Alıyorlar, dikiş izi kalabilir demiş. Ya küçük bir bende, çok büyük de değildi, ben aldım. Onu bilmiyorum ameliyatı. Evet, dedi ameliyatla alıyorlar, küçük de olsa bir dikiş izi kalıyor. Dikiş izimdense böyle yaşamayı tercih ettim. Ben bunu 10 yıldır aldırmak istiyorum dedi. Geldi ve ben 30 saniyede aldım. Dua evet, ede yani gitti. Gerçekten bu çok güzel bir şeydi. Ben yaptım yani Fatih Bey yaptığı için. Hiç yani biraz acıyabilir dediği halde hiç acı hissetmedim. Evet çok minik bir acı. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Eğer bu konuda problemi yaşayanlar varsa ben tavsiye ediyorum. Evet. Bunu söyleyeyim. Duyursun gelsinler. Çok güzel bir sistemle o benlerden çünkü bazı insanlarda fazla 30, var. 40 tane olabiliyor bunlara evet, şahit olur. İşte Fatih Bey 2,5 saat tam 2,5 saat bir kişinin beni uğraştı. Aldı. Yani artık başka hiçbir seansa giremedi. Bitmişti yani, adam. Yani çünkü... Benim o kadar sürmemiştim. Yok 5-6 dakika içerisinde. Azdı. Onun yaklaşık 7 tane ben alındı. Tane vardı. Yani. Oluyor bazen işte dediğiniz gibi çekiniyor, utanıyor. Hep kendini bastırarak, baskılayarak özgüvenini geri geliyor kaybederek. Evet. Hayatına devam ediyor. Biz de ne diyoruz? Getirdik, araştırdık, bulduk. Kolay bir çözümmüş. Bu mağduriyeti çok uygun rakamlarla tek seansta çözüyoruz. Çok güzel bir uygulama. Tavsiye evet. ederim diyorum. Bir de yine bu benler gibi efendim değerli izleyenler ipek kirpik olayı var. Onunla merak edilen. Evet. Ya da onları bir anlatır mısınız ipek kirpik? Kirpik. Birçok izleyicimiz bize sordu bunu evet, ipek kirpik olayını. Zaten bana da gün içerisinde çok soru geliyor. Çok merak edilen işlemlerden. Güzel bir işlem. Sadece şöyle bir algı var. Belki öyle lanse ediliyor. Farklı merkezlerden veya kendi öyle düşünüyor. Kalıcı bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ama kalıcı bir şey değil. Ömrü sadece 45 gün. Kirpik volümünde ipek kirpik, biz Rus volüm kirpikle çalışıyoruz. Tek tek kendi kirpiklerinizi ekliyoruz. Kişi yoğun isterse daha yoğun çalışıyoruz. Yok ben çok fazla fark edilsin istemiyorum denilirse daha az çalışıyoruz. Burada önemli olan soru şu, kendi kirpiğime bir zarar gelir mi? İkinci soruysa ne kadar kalacak? Bakın eğer birileri size 6 ayla 1 yıl aralığı diyorsa sakın gitmeyin doğru değil. Ömrü sadece 45 gün. 45 gün. Maksimum 1,5 ay kalıyor. Daha öncesinde de düşmeye başlayabilir. Sizin kullanımınızla alakalı kullanım hatası oluyor çünkü. Çok fazla su değmemesi gerekiyor. Çok gözünüzle uğraşmamanız gerekiyor. Gözyaşı falan direkt döküyor. Ben hep şey diyorum kirpik taktırdın artık ağlamayacaksın. Tuzlu gözyaşı da zarar veriyor. O yüzden hani dikkat ederseniz ömrünü uzatabilirsiniz. Gerekli evet. bir şekilde korursanız, ekstra bir makyaj kalıntısı olmazsa çok da güzel duruyor gerçekten. İnsanın ifadesini değiştiriyor. Hiç kendine makyaj veririz. Yapmanıza gerek yok. Direkt sadece kirpiği takın çıkın yani. Hep bayanlara söylüyorum. Özellikle yurt dışında sadece kirpik atölyeleri var Milat Bey. Yani felaket. Sadece kirpik takıyor. Başka hiçbir işi yok. Ama çok duayenler, çok ustalar. Yani gerçekten çok isterim. Gidip orada böyle bir hafta kalayım oranın eğitimini ya, alayım çok isterim. Hanımlarda göz olayı gerçekten çok evet. Farklı önemli bir olay. Değil mi? Yani sadece kaş göz yeterli bence. Benim burada söylemlerim evde problem yaratabilir. O yüzden sizin yorumunuzu almayalım. Sizin eşim de sizin iyi biliyorsunuz. Bu konuda onun kaşı gözü mi? Çok güzel zaten. Derya'nın evet, sevgiler gerçekten. İzliyorsa. Beni gözüyle kandırmıştı zaten. Nereden biliyorsunuz? Evet, bunlar. Şimdi efendim bu tip şeyler elbette ki güleceğiz. Elbette evet. ki güleceğiz. Yani evet. güldüğümüzü de çok görmeyin. İnsan hayat devam ediyor.
Aynen öyle. Taziyelere gidiyoruz. Taziyeler de dahi bazen gülünebiliyor. Oluyor. Bunları çok görmeyin insanlara. Şey yapmayın. Elbette ki güleceğiz. Hayat dediğim gibi normale dönecek. Şimdi bir de Güldür Hocam, ne olay var? Bölgesel zayıflama. Evet. Bu da çok merak edilen. Çünkü yani insan üst bedeni zayıf ama basen dediğimiz olay hanımefendilerde. Evet. Geliyor değil mi? Sorun. Çok giydiği sorunlu. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Veya özel gidip terzide dikim yaptıranlar. Çünkü bedenine göre kıyafet bulamıyor. Bulamıyor yani, sürekli çok ciddi rakamlar diyor böyle gidip özel diktirince. Veya dediğiniz gibi alt bacağı daha geniş. Orantısız yani, şeyler olabiliyor. Evet. Yani günlük hayatını ister istemez etkiliyor veya göbek sorunu var veya midesi var veya kolları gitmiyor. Evet, genel şeylerde çok kollarda, ince ama evet. Kolunda sorunlar. Bu tarz sorunların hepsi zaten yayına başladığım ilk dönemde cihazı getirmiştik. LipoValve diye bir cihazımız var. Bu cihaz bölgesel zayıflama. Liposuction ameliyatının cihaza dönüştürülmüş hali. Yakı, yağı buharlaştırarak yok ediyor. Yani hani liposakşında... Kalıcı bir işlem, onu söyleyelim. Kesinlikle yani, öyle. Yok oluyor o yağ. Zaten sosyal medyadan takip edenler şu an izliyorlar da biliyorlar. Ben günlük olarak paylaşıyorum sonuçları. Ben birkaç bölgeye şu an girebiliyorum. Ameliyatta olduğum için çok yoğun çalışamıyoruz ama bir iki bölgeye ben de giriyorum. Sonuçları direkt paylaşıyorum. Onlar görüyorlar zaten. Şu an patlamış durumda. Şimdi biz bu olayı işlediğimizde, yani bölgesel zayıflama Gülnur Hocam'la işlediğimizde değerli izleyenler, ben şok olmuştum. Evet. Çünkü... Bir, iki beden bir seansta zayıflamak mümkün, incelme. Kesinlikle. Bu korkunç bir olay. Yani. Şunu da sormuştum, hatırlıyorum. Peki kalıcı mı? Hani bir anda sıkıştırıyorsunuz, bir cihaz da var öyle sıkıştırma evet, olayı. Evet, bu buharlaşma ama. Hı-hı. Bakın fark var. Arada dağlar kadar fark var. Dediğiniz doğru. Bölgesel incelme adı altında insanlar kandırılabiliyor. Anlık bir baskıyla düşürülüp gittiğinde geri geldiğinde... Daha kötü gelebilenler var. Çok doğru. Bu cihazlara çok güvenim yoktu açıkçası. Ben birazcık dürüstümdür. Ne yaptım? Ben hamileyken bu cihazı çok araştırmıştım. Bayağı bir araştırdım. Öyle ki artık cihazı yapan kişiyi gittim, buldum. Oturdum, bana sistemini anlattı. İnanın suyu böyle damlattı, su buharlaştı. Gözümle gördüm sonuçlarını. Hatta Fatih Hocam'ı seans aldılar. Orada da onu kullandık. Net gördüm yani, eve burada geldik. Burada kobay olarak beni kullanıyorsunuz da şeyde o eğitimlerde herhalde evet, Fatih onu Bey'i kullanıyorum. Kader aynıymış Fatih Bey'e. Yani yapacak bir şey yok. Geri gelmedi. Yani uzun bir sürede bekledik. İnceldiği 3 santim göbek bölgesine girmişti. 3 santim geri gelmedi. Kalıcı olarak gitti. Sonrasında anlaştık. Cihazı getirdik. Gerçekten iyi ki getirmişiz. İyi ki yolumuz kesişmiş. İnanılmaz memnunum cihazdan. Girip de incelmeden zaten ölçüyorum. İşlem öncesi ölçüyorum. Günün Hanım her şeyde kullanıyorsun da beni bu bölgesel beni niye kobay olarak burada hani kullanıyorsun? Dün yine birinden öyle çok sevdiğimiz bir dostumuz diyor ki ben razıyım, beni kobay olarak kullanabilirsiniz. Buyurun gelin, siz geldiğinizde bizi almadık mı? Ben ne verirsem evet. Yok yani o konuda inanın işlerin yoğunluğundan biz fırsat bulamıyoruz. Evet. Geçen sezon hatırlarsanız. Bir seans altını yine yaptık. Bir iki, üç yapacağız dedi. Gitmeye fırsat bulamadım. Yani aynen çok öyle. İstediğim halde Gülnur evet, Hanım biliyorum, hatırlar. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Fırsat bulamadım. Hatta artık Gülnur Hanım kızmaya başlamıştı. Estağfurullah. Bey, niye gelmiyorsun diye. Öyle bir şey ki. Takipçiler yani bu konuda. Bu LipoValve'ın olayı işte sizin gibi zaman sıkıntısı olanlara ben hiç... Yani bir kayıt oluşturmuyorum diyorum, siz gelemezsiniz. Biliyorum gelemezsiniz, işlem yarıda kalır, ben üzülürüm. Çünkü 6 seans haftada bir gelmesi gerekiyor gelecek kişinin ve yarım saatini bize ayırması gerekiyor. Of. İşte bu önemli bir şey. Bayanlar ayırsak geliyorlar, mı? Hiç sıkıntı yaşamıyorum. İnanın ki gün içerisinde yani full dolu, sabah 8.30'dan akşam 7'ye kadar oda hep dolu. Hiç de seansını kaçıran yok. Ya, ya deprem bile etkilemiyor. Kadıncağız geliyor seansına. Ben şuna şaşmıştım. Gündür Hanım dedi ki, bir gün hiç unutmam o deprem sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulundum kendilerine. Efendim, dedi ki vallahi dedi Milat Bey, inanmazsınız belki ama inanın çadırdan. Hanımlar bu konuda bakımlarına çok düşkün. Hele kadın olunca genlerinde var demek ki, yani yapacak bir şey yok. Seviyoruz. İyi çadırdan diyor, lazele geldiler. Evet. Vallahi ben tebrik ediyorum. Seanslarına geliyorlar, hiç aksatmıyorlar. Helal olsun, yani... bir şey demiyorum. Ama çok doğru bir yolda ilerliyorlar, yine söylüyorum. Çünkü o psikolojide kalırsa o kadın ne çocuğuna faydalı olabilir, ne eşine faydalı olabilir. Geliyor lazerine. Lazerine, cilt bakımına. Yani fire verdiğimiz, ben çok büyük bir kısım bekliyordum. Çünkü bizim merkezimiz şehrin doğusunda ve şehrin evet. doğusu daha fazla hasar aldı. Açıkçası benim korkularım fazlaydı ama çok şükür, Allah'ımıza bin şükür,
çok etkilenmedik yani. 3-5 kişi gelemiyorsa gelemiyor. O da niye gelemiyor? Evinde hasar var. İşte gitmiş görümcesinde şehir dışında ne kalıyor. Da, onun gibi evet. Bu yüzden seanslarına yoksa, katılamıyor. Burada olsa gelirler. Evet gelir. Yani. Çok gelir. Şükür. Hani bir... Hanımları bu konuda tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ben de hepsini çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki de böylesiniz. Belki de normale dönme hanımlar sayesinde olacak. Kesinlikle İnşallah öyle. Da öyle olur. Kesinlikle. Olsun da bir şeyler artık normale dönsün de bu evet. Hanımlar sayesinde olsun. İnsanlarımız buna ihtiyacı var diyor. Yani çünkü bir dönem böyle gözümüz hep avizede yaşamaya başladık. Yani sallandı mı, oluyor mu, olacak mı? Bu psikoloji gerçekten insanı bitiriyor. Evet. Yani bu Pötürge depremleri de iki gecedir bizi evet. Şey yapıyor, korkutuyor. Yine uyumuyoruz. Ama bizimle alakası yok. Bundan emin olun. Uzmanların açıklaması artık bu kırılmalar tamamlıyor. Yani batıya doğru o batı fayında, aynı fayın batı kısmında kırılmalar olmamıştı. Hmm. Yani evet bu ayrı bir deprem diyorlar. Evet ayrı ama bu kırılmalar işte onlar tetikledi ve onlar da kırılınca daha rahatladık. Bundan emin olabilirsiniz. Uzmanların söylemi bu yönde. Evet. Ama daha batıda tehlikeler oluşabilir. Yani Maraş tarafında falan söylemler var. Allah esirgesin Allah diyoruz. Korusun. Onlar da bizim insanımız. Tabii ki vatanın her tarafı bizim. Ama tecrübe en güzel şeydir. Onlar evet. Da tedbirlerini alsınlar. Yani enerjiyi yayıp da deprem çağırmıyoruz. Uyarıyoruz belki de biraz. Biz yaşadık, onlar yaşamasın. Daha bilinçliyiz. Artık bir deprem çantamız var yani. Ne olursa var mı? Olsun. Evet. Çünkü bizim küçük bebeğimiz de var. Biz de yaptık da eve mi koyalım, arabaya mı koyalım diye şeylerimiz bizim hem arabada var hem evde var. Şey olması demiyorum. Gerekiyor çünkü bir ekstra durumumuz evet, var. Hanım duydun mu? Bak yapmışız. Evet. Şimdi sorularımız da geliyor Günür Hocam. Onlara da cevaplandıralım. İnsanlarımız elbette ki evet. Şey yapıyorlar. Merak ediyorlar. Evet. Hayat her şeye rağmen devam ediyor demiş izleyicimiz. Hakikaten öyle. Her şeye rağmen devam ediyor. Bizlere bu enerjiyi verdiğiniz için teşekkürler. Günür Hanım benim bir arkadaşımın kızı 15 yaşında, 16 yaşında özür dilerim yanlış okudum. 16 yaşında bir merkezde lazer epilasyon yaptırıyor. Şimdi benim kızım da tutturdu yaptıralım diye. Ben size danışmak istedim. Bu yaş grubu için doğru mu? Yani şöyle bir durum. Çok önemli bir soru. Evet, güzel bir soru. Karşımıza çıkan. Evet. Çünkü kimisi diyor ki 18 yaş sınırı. Kimisi diyor ki ergenliği aşmış olması lazım. Yani evet. Bu çağını geçmiş olması lazım. Bu konuda... Aydınlatmak güzel olacak. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Artık ergenlik yaş grubu çok düştü. Hani o bizim eskiden bildiğimiz 16-18'ler değil artık. 13-14 yaşında bakıyoruz. Kızlarda da erkeklerde de bir ergenlik havası var. Örnek veriyorum. Eğer bu kızımız bayanlığa doğru adım atıyorsa, yani şöyle söyleyeyim, regli olmuşsa ve 6 ay düzenli bir şekilde bu durumla karşılaşmışsa, bir kadın doğum uzmanının da yönlendirmesiyle, hocam ben lazere götürmek istiyorum kızımı, önerir misiniz? Çünkü kıllarından çok uzarıp, daha çocuk kendisini temizleyemiyor da, ne yapsam en mantıklısı lazer, gideyim mi gitmeyeyim mi diye bir kontrolde bulunuyorlar zaten kadın doğum uzmanları. Onlar da genellikle gitsin diyorlar. Çünkü dediğim gibi artık yaş çok düştü. Muhtemelen öyle bir sorunu da var. Kız sorunu bayağı var ki. Bence gönül rahatlığıyla getirebilirsiniz. 15-16 yaş grubunda da benim de danışanım var. Yok desem yalan olur. Çünkü getirdi annesi, gerçekten kesinlikle lazer girmesi gerekiyordu. Orada bir hekimle de görüşmüştü. Götür lazer yaptır, bir sıkıntı yok. Hani bazı estetisyen arkadaşlar almak istemiyorlar. Söyledikleri şey şu: hormonları aktif, daha hormonları oturmamış, yine çıkabilir endişesi olduğu için. O da doğru aslında. Bu yüzden hekime sorduktan sonra tam içiniz rahat olsun, ona göre getirin. Hekim dediğimiz dermatologlara değil mi? Kadın doğum uzmanı daha başarılı evet, oluyor. Tamam, bu konu hakkında onların çünkü yorumu daha bilinçli oluyor. Evet, hormonlar da, evet, daha şey. Hormonları çünkü onlar ölçebiliyorlar. Lütfen kahvenizi de hocam, İhmet Bey'in, soğutmayın. Günür Hanım, kapılarınızı açacak kadar güzel bir yüreğe sahip olduğunuz için ne mutlu demiş size. Benim sorum, işlemlerde kredi kartı ile ödeme imkanı var mı demiş, teşekkürler. Evet, var. Bu imkan da var tabii ki. Bekleriz, buyurun var, gelin. Ben bilmiyordum bunu. Kredi kartıyla da var, şey yapıyorsunuz. Var, evet. Peki taksit olayı bankalara mı şey, sizin de şeyiniz var? Bizim zaten açık hesap olayımız var. O yüzden çok büyük bir talep var ama şey de olabiliyor. Yani kredi kartıyla da taksitle de ödeme yapabiliyor. Değil mi? Yapabiliyor. Hı-hı. Teşekkür Aynen. ederiz hocam. Hemen bir başka mesajımız. Ne güzel mesajlarınızı da hiç etkilemeden evet. gönderiyorsunuz. Evet. Allah razı olsun. Günür Hanım, o benlerden bende de var demiş. Çok ilgi çekti gerçekten. Evet, evet. Ama öncelikle... Bende de var. Ana önceleri, ama önceleri açık renkti. Sonra zamanla rengi koyulaştı.
acaba almak için engel midir? Bu konu hassas bir olay. Evet, hassas bir konu. Buyurun. Kişinin yaşı önemli, bayan mı erkek mi o da önemli. Bir de ben görsel istiyorum. Bazen sosyal medyadan atıyorlar. Hani direkt gelemiyor veya mesaisi var. Gelip bir daha boş göndermemek için görsel atabiliyorlarsa atsınlar, evet, görelim. Görsel atabilirseniz daha sağlıklı bilgi veririm. Ama çok koyuysa veya rengi mor, pembe, bu tarz benler var. Çünkü bunlarla karşılaştım ben, kırmızı. Bunlar zaten diyorum bizi aşar, kesinlikle dermatoloji bölümüne gitmeniz gerekiyor. Hatta bazen evet büyükse test falan yapın. Allah korusun bir şeylerin tedbirini önceden almış olabilirsiniz. Ama böyle zaten benler doğuştan olan bir şey değil, sonradan oluyor. Örnek veriyorum, benim şu an buramda bir tane çıktıysa 3 yıl sonra daha da koyulaşıyor. Ama alınmaya engel değil, alınabilir. Onun gibi bir şeyse alırız, çok rahat alırız. Ama gittikçe büyüyüp kökleşip rengi tamamen değişiyorsa o zaman dediğim gibi farklı bir noktaya sevk ediyoruz. Evet, bu konuda görmek gerekiyor. Görmeden bize değerli izleyenler. Biz buradan hocam değerlendirebilir. Evet, buradan da yardımcı oluruz. Ha, eğer derseniz şayet ben görsel atmak istemiyorum, gözlemek tabii ki ona istemiyorum. Da saygımız Günnur Küçük olsun. Güzellik Merkezi'ne buyursun, bir kahvelerine yansın. İçmeye sağlam bina. Bundan emin oluyorsunuz. Bina sağlam, hasarsız. Evet, hasarsız bina. Gidip de orada hem gösterip hem bir sohbet etme ve özellikle fiyat alıp bile fazlalık etme şansına sahipsiniz diyelim. Buyursun gelsinler, evet. Efendim. Gündür Hanımcığım çok tatlı ve naziksiniz demiş bir Allah izleyicimiz. Olsun, ne kadar güzel. O sizin bakış açınızın güzelliği. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sevgiler. Aa, bizim hanım yazmış bunu ya. Ben numaraya da bakmıyorum. Yani bu güzel Derya cümleler. Erdoğmuş. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı neredeyse olsun. Neredeyse diyecektim. Gündür Hanım birisine para verip kendine övgüler mi yazıyorsun? Bizim hanımmış yazan. Çok teşekkür ederim hayatım. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki tanıştım sizinle Derya, evet. Hanım. Çok teşekkürler. Hemen bir başka mesaja geçiyorum. Gündür Hanım, bölgesel incelme seanslarının yanı sıra diyet ve spor da yapmak gerekiyor mu? Bu da çok önemli bir soru. Kesinlikle. Bizim izleyicilerimiz hep güzel sorular soruyor. Vallahi gerçek öyle. Gaz olsun diye demiyorum. Çok bilinçli izliyorlar ve çok yerinde sorular soruyorlar. Ya Minat Erdoğmuş'un izleyicisi de böyle olmalı diye düşünüyorum. Bence çok de öyle. Çok teşekkür ederim. Beni evet. Onur ettirdiğiniz için. Güzel bir soru gerçekten. Çünkü hani böyle de bir algı var. Ben giriyorum ama tartıya çıkıyorum aynıyım. Ben buradan da söyledim. Görüşmeleri yaparken de söylüyorum. Kilo kaybı sağlamıyor. Çünkü biz diyetisyen değiliz. Ekstra bir ameliyat yapmıyoruz. Sizde olan bir yağ böyle alıp da kilo kaybınıza neden olmuyoruz. Bu sadece örnek veriyorum. 42 beden giyinen bir bayanın 38 bedene girmesini sağlıyorum. Belini inceltiyorum. Bu da güzel bir şey. Evet, kilo kaybı tabii ki şimdiye kadar giren herkeste 3 aşağı 5 yukarı ben kilo kaybı yakaladım. Çünkü o şuurda. Yemek yerken diyor ki ay ben gidiyorum şimdi yarım saat uğraşıyorlar. Bir sürü para veriyorum, bir sürü zaman. Biraz az yiyeyim. Ben daha küçük porsiyon alayım veya ekmeği azaltayım. Bu psikolojide geldiği için kilo kaybı elde ettik herkeste. Ama ekstra bir diyet yapmanıza gerek yok. Sadece dediğim gibi beslenme şeklinizde çok böyle gereksiz karbonhidrat tüketiyorsanız onu azaltın. Onun yerine bol bol su. Evet. Günde 3 litre, 3,5 litre su içimiyle desteklerseniz inanın ki zaten tokluk hissi verdiği için su tüketimi. Ekstra birazcık daha eforluyuz. Mesela ben hep artık merdivenlerden inip çıkıyorum. Zaten asansörden korkuyoruz, artık binemiyoruz. Size de tavsiyem bu yönde. Mesela mutfaktan işte bir şey alacaksanız çocuğu yollamayın. Siz gidip alın. Ekstra hareketle ödem atıyorsunuz lipobava girdiğinizde. Hem kilo kaybını da bu şekilde elde edilmiş oluyor. Hem de incelmeniz 2 kat daha hızlı. Daha hareketli olan biri örnek veriyorum 3 santim inceliyorken anne kız geliyorlar. Anne daha hareketli. Annesini her seansta 7 santime yakın inceldiğini görüyoruz. Oo. Hatta biz de diyoruz niye böyle, kızımız daha genç. Tiroidlerinden bir sorun var, ben sürekli test istiyorum. Hayır, anladığım kadarıyla anne daha atak, daha hareketli. Bunun için onda daha hızlı bir incelme elde ediyoruz. Kızımız biraz daha ağır gidiyor ama onun da inceliyor. Yani bu durumda çıkaracağımız... Fizyolojik yapı da önemli yani, tabii değil ki. Mi? Yani bünye. Bazı insanlardır gerçekten çok antaldır. Ayağa kalkması bile yarım saate. Bazısı da çok seridir, hızlıdır. İşte bunlar da lipovav daha başarılı. Elimizden geldiğince daha hareketli olmayı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi birazcık daha hamur işini azaltıp, ekmeği azaltıp su tüketimini artırırsanız kilo kaybınızı da elde etmiş olursunuz. Böyle ağır ağır diyet listelerine gerek yok. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet, benim karın bölgemde kilo alıp vermeye bağlı olarak sarkma oluştu, evet, demiş bir izleyicimiz. Bölgesel incelme işlemi bu sarkmayı giderir mi? Evet, zaten ana amaçlarından biri de bu. Ya zaten sarkmayı toparlama. Çünkü mesela bir tane üyem var, oldukça ince ama mide ameliyatı geçirmiş. O
görüntünün gitmesini istiyor. Lipovav inanılmaz başarılı. Sadece işte görselini paylaşamıyorum. Sadece gelen danışanlarıma gösteriyorum bayanlarsa. Buyursun gelsinler. Göstereyim. Felaket sonuç başarılı. Lipovav gerçekten sarkmada, daralmada çok etkili. Kilo kaybında demiyorum ama bu tarz sorunlarınız varsa çok başarılı. Eğer bu mesajı yazan kişinin doğumla alakalı çatlak görüntüsü de varsa bunun da tedavisi var. Sadece evet. İkisi aynı anda yapılmıyor. Bunun altını çizelim. Sarkmayla çatlağı bazen karıştırabiliyor. Ben o şeyi de diğer programa saklamıştım. Evet. Yoğunluk olmasın diye. Hı-hı. Bu çatlak içinde ayrı bir cihaz var. Evet. Ayrı bir tedavi uyguluyoruz. Yeni bir cihaz getirildi. Aynen. Onun da yaklaşık 3 aydır İsmi uyguluyorum. Neydi hocam? Unuttum. Dermositria. Onun da. Mostrial. Bu güzel bir cihaz. Onu da ben gördüm. Sonuçları çok onu da başarılı. Önümüzdeki programda işleyeceğiz. Olur. Ben zaten sürekli paylaşıyorum. Sürekli de görüyorlar. Çünkü biz bayanlar gerçekten hani belki cesurca söyleyemiyoruz ama çok mutsuzuz. Biz bu çatlaklar yüzünden, işte kilo alıp verme yüzünden, her doğum sonrası bir yıkım. Tamam anne oluyor. Çok kutsal bir mertebede. Çok mutlu. Ama ister istemez eğer eşi de anlayışlı bir insan değilse gerçekten kadın özgüvenini kaybediyor. Çoğu mutsuzluklar buradan geliyor. Bir evde anne mutluysa, evin hanımı mutluysa o ev mutlu zaten. Çok doğru. O yüzden ben o anneyi mutlu etmek zorundayım. O ailede amacım o kadını mutlu etmek. Zaten gerisi geliyor, sonra eşi de geliyor, komşusunu da getiriyor. Bu mantıkla yola çıktım. Ben özellikle hamileliğim sürecinde karar verdim. Ne gerekiyor, ne yapsam olur, neye ihtiyacı var? Bir insan neden mutsuzdur? Gerçekten çatlak başına bir problem. Yani tesettürlü de olsanız, ne olursa olsun çatlak sorunu varsa o insan mutsuz. Mutsuz. Çok teşekkür ederim hocam. O yüzden evet. Gelin tek seansta çatlağınızı da yok edelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Gündür Hanım'a bir sorum olacaktı demiş. Sizi takip ediyorum. Uzun zamandır sürekli suyu buhara çeviren yağlara neler yapmaz ki diyorsunuz. Hep sıcak suda, soğuk suda buhara çevrilir. Bunun yağla ne alakası var demiş. Bunu biraz açıklar mısınız? Kafamda deli sorular, iyi yayınlar. Lipovav'a kullandığım su bir defa soğuk su. Soğuk suyu döküyorum. Cihazın ucu da soğuk. Bu da güzel bir soru aslında, bilinçli yine. Hani sıcağı bir şey dökünce buharlaşır kalkar ya, bu öyle bir şey değil. Aslında o işlemi anlatma açısından, onu sadece tanıtma açısında kullandığım bir şey. Ben direkt işlemi yapıp paylaşıyorum. Kişideki ölçümü yapıyorum. Evet. Hani ben kimsenin göbeğini, bacağını göstermiyorum. Ama bakın diyorum, ismini de vermeden göbek bölgesine yarım saat çalışıldı. İşlem öncesi bu müsaadeyle kadardı. Tabii ki. Görsel diyorum. Almadan evet. Şu an işlem sonrası bu. Siz de buyurun gelin bir seans, hatta ücretsiz yapayım. Hani madem bu kadar ki ön yargınız var, gelin birlikte bu ön yargınızı kıralım. Siz de görün sonucu. Ne kadar fark olduğunu, ne kadar inceldiğinizi evet. Elde edelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Depremle ilgili bir şey gelmiş, mesaj gelmiş. Bunu haber servisine lütfen. Ben onları ileteceğim değerli izleyenler. Programımızla, konumuzla alakası olmadığı için okumayacağım. Kusuruma bakmayın. Şimdi gelmişken bu neydi az önce? Çatlağı konuşuyorduk. Çatlak, evet. Evet. Bu da zamanımız varken onu da işleyelim evet, dedim. Çünkü ben haftaya bırakacaktım yetişmezsin yani diye. Yani haftaya da işleriz. Zaten bakın işleriz. Gün içerisinde en çok karşılaştığım soruları burada almak evet. istiyorum. Çünkü imkanı olup da gelemeyen var ama bu programı herkesin izlediğini biliyorum. Buradan evet. daha geniş bir kitleye hitap etmiş oluyoruz. Dediğim gibi çatlak başlı başına bir problem. Artık erkekler bile çatlak yaptırırken bayanın yapmaması çok abes kaçar. İster istemez bir canlı içinizde büyür ve en az 20-25 kiloları ekstra görüyoruz. Hocam bu çatlaklar bir hamilelik sonrası, değil mi? Gebelik sonrası. En fazla hamilelik sonrası. Artı kilo alıp verme. Alıp verme olaylarında oluşabiliyor. Ergenlik döneminde özellikle. Evet. Çünkü deri çok ince oluyor, hızlı kilo alıyor. Genç kızlarımız, genç erkeklerimiz otomatikman yırtılma oluyor. Evet. Kolda, ve iç bacakta. Kız çocukları çabuk geliştiği için evet. onlarda biraz daha fazla daha oluyor. Daha fazla oluyor, evet. Değil mi? Yani erkek daha az tabii ki. Çatlak sorunu yaşayan bayan çok daha fazla. Çok doğru. Erkeklerde de şöyle bir şey oluyor. Mesela spor yapıyor, çok fazla güç kaldırıyor. Genellikle kol bölgesinde oluyor. Bu bölgelerde yırtılmıyor. Zorlamayla, vücudu zorlamayla alakalı bir şey çatlak. Evet. Sonradan oluşuyor. Ama tedavisi var. İyi ki var. Gerçekten hiçbir şey kalmıyor. Tek seansta yani görüyorum ve inanamıyorum. Tek seansta geçiyor. Şaşıyorsunuz değil mi sizde? Gerçekten.
çıkarandan Allah razı olsun. Hani ben hep böyle lazer üzerine gitmeyi sevmiyorum zaten. Benim merkezimde her şey olsun istiyorum. Her işlem olsun. Yani bayan geldiğinde işte ben dudaklarım çok küçük, beğenmiyorum. Veya geliyor kirpiğim hiç yok, mutsuzum. Kaşım döküldü, kaşımda sıkıntı var. Veya kilom var, ne yaparsam yapayım incelemiyorum. Sadece işlem olarak değil, sizi mutlu eden bir merkez olarak biz orayı dizayn ettik. Geldiğinizde mutlu olup gitmenizi sağlıyoruz. Her şey var yani bizim merkezimizde, evet. Çok şimdi şükür. Şimdi hocam yapılan işlemleri şöyle bir anlatayım, bir üzerinden geçelim. Belki acaba o işlem var mı diye merak edenler için. Aynen. Şöyle neler yapıyoruz? En başta küçük güzellik merkezi, evet. Ve bay güzellik merkezi olarak. Fatih Bey'i de unutmamak lazım. Evet. Evet. En başta 8 tane cihazla lazer epilasyon sistemi uyguluyoruz. Hem buz lazer teknolojimiz var hem de Alex bazında cihazlarla, IPL cihazlarla işlemlerimiz, evet, tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 5 yıldır zaten hizmet veriyoruz. 7000'in üzerinde üye formumuz var. Çok şükür %80'inde memnuniyeti yakalamış durumdayız. Mutlaka ki memnuniyetsizlikler de var. Kendi vücudundan haberi olmayan gerçekten insanlar var. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Şöyle söyleyeyim. Çok basit bir hormon bozukluğu testi yaptırmaktan kaçınıyoruz. Bunu yapmayalım. Varsa bir sıkıntımız çok basit ya. Sağlık ocağında bile çıkıyor artık. Gidin yaptırın. Sonuca bakın. Evet bende sıkıntı var diyebilin. Bunu yapın, zaten ben yine yanınızdayım. Hani ben de mesela kendimi mutlu hissedinceye kadar seansa alma gibi bir durum var. Hani şu 3 seans alırım, 5 seans alırım diye bir kısıtlama yok. Çünkü yaşıyorsunuz. Çok büyük vaatlerde bulunmayın. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin, isterseniz hastaneye gidin, size seansı doktor uygulasın. Kılınız %100 hiçbir zaman bitmez. Yaşıyorsunuz. İçtiğiniz su, bir bardak su bile kökü besliyor. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Meslektaşlarıma da sesleniyorum. İnsanlara çok büyük vaatlerde bulununca beklenti o kadar tavan bir şekilde geliyor ki ben çok yere gittim. Zaten 2-3 tane de paket bitirdim. Bitmedi. Bitmeyeceğini biliyorum ama arkadaşım sizi çok tavsiye etti diye geldim diyenlerle karşılaşıyorum ben. Güveni kaybetmiş bir insana bir daha bir şeyler anlatmak çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü kızcağız çok mağdur. Bir sürü para kaptırmış, bir sürü işlemlere girmiş, mahremini açmış. Yani güzel değil. Bunu defa söyleyin arkadaşlar. Yani sadece ticarethane işletmiyoruz biz. İnsanlar bize güvenerek geliyorlar. O güveni yıkmamak gerekiyor. %100 kılınız bitmez. %80'ine kefilim. %20'si için ise ben Günür Küçük Merkezi adına ücretsiz seans hakkı veriyorum. Yani bu çok güzel bir şey. Tabii ki. Mesela senede... O an müdürsüyü gördünüz mü? %100 bitmez diyor. Bitmez, imkansız. Yani bu birçoğunun söylemediği. Evet. Yani ben biliyorsun yıllardır Günür Hocam, evet, güzellik uzmanlarıyla çalışıyorum. Ben garanti veriyorum, bitiririm diyor ama ben biterini de görmedim. Bitmez ki. Bitmiyor. Yok. Bunu da güzel bir üstlenikle söylüyor. Evet. Ama %80 oranında... yok ederiz diyor. Evet. Yani sizin evet hayatınızdaki o sıkıntılı görüntü gidiyor. 3-5 tane mutlaka çıkacaktır. Bunlar için de yine sizin yanınızdayız. Yine merkez olarak hizmet vermeye. 3 sene sonra bile geldiğinizde ücret ödemeden hizmet alabiliyorsunuz. Tabii paket almış oluyor, evet, zaten. Ya 10-15 dakikalık bir tarama zaten. Yani bunu istese herkes yapabilir. Çok bir gider de değil zaten. Nedense yapılmıyor. Peki hocam şunu merak ediyorum. Bitti, evet, diyorsunuz. Hı hı. Yani %80'i bitirdik. Tekrar oradan çıkma gibi söz konusu olur mu? %80'lik kısımda çıkmaz ama bazen incelip tüyleşen. Mesela kol tarıyoruz. Kolda, evet, hiç tertemiz. Kadın gelmiş 3 aydır hiçbir şey çıkmamış. Ama üst kolda şu bölgede 3-5 tane mutlaka çıkar. Evet. Bunlar ayva tüye dönüşüyor, incelip saç gibi uzuyor. 10 tane de, 5 tane de, 15 tane de olsa çıkacaktır. Evet. Bunun için de ekstra bir paket almıyorsunuz. Farklı bir merkez aramanıza gerek yok. Bizim daimi üyemizsiniz diyoruz. Çünkü o bayan da zaten farkında kendisine sahip çıktım. O da bana sahip çıkıyor. Yanında 2 kişiyle gelmiş oluyor. Bir de bütün üyelerinizle bir samimiyetiniz, evet, oluşuyor. Onu da, evet, biliyorum. Bir dostluk oluşuyor zaten. Aynen öyle. Onu işlenlikle gidip hallettirebiliyorlar. Kesinlikle. Lazer epilasyon günlük hayatınızı, her aşamadaki hayatınızı rahatlatıyor. Gelip yaptırdığınızda diyorsunuz ki keşke daha önce gidip yaptırsaymışım. Ben niye yıllardır bu kılla tüyle uğraşmışım? Gönül rahatlığıyla buyurun gelin, kaybınız olmayacak. Zaten bilinçli, doğru ellerden çıkmışsa bizim böyle bir sorunumuz var. Bayan olarak, erkek olarak bir vakit ayırıyoruz, bir bütçe ayırıyoruz. En uygun şartlarda ve en hijyenin yoğun olduğu bir merkez olarak söylüyorum. Gerçekten buyurun gelin, vücudunuza bu yatırımı yapın. Vücudunuz bu yatırımı hak ediyor. Hak ediyor tabii, hepimiz hak ediyoruz. Peki bir de buz lazer olayı da var.
Bu zazerde son yılların trendi, ince tüyde çok etkili, gözenek sıkılaştırmada, özellikle kol veya yüz gibi bölgelerin gözeneklerini sıkılaştırıp da kıl çıkımını engellemek çok zordur. Teknoloji ilerlemiş, onun için de ekstra diyot buz lazer üretildi. Her buz lazer değildir. Tabii. Bizde de iki teknoloji de var. Bir tanesi orijinal diyot buz lazer, biri bir tık daha altı onun. Bu yüzden hani her gittiğiniz cihaz aynı sonucu verecek, bunu da beklemeyin. Cihazla da çok alakalı bir durum bu. Bu cihazlarla kombinliyorum. Mesela ben 3 seans biri, 5 seans biri, 4 seans biri bir paket oluşturuyorum. Bu şekilde %80'lik sonuca okey diyoruz ve düzenli gelenlere. Ben önemli değilim. Farklı bir merkeze gidiyorsunuz ama 2 ay önce gitmişsiniz. Sonra unutmuşsunuz, aramışlar, gitmemişsiniz. Aradan 3 ay geçmiş. Gelip diyor ki mesela hiç gitmeseydim daha iyiydi. Ama burada merkezin suçu yok. Siz düzensizseniz burada da başarılı olamayız ki. Bu çok önemli bir konu. Düzenli gelecekseniz ben formunuzu oluşturayım diyorum. Yoksa buraya da gelmeyin çünkü sonuç hüsran. Sadece merkezleri suçlamayalım. Yine söylüyorum. Vücudumuz belki şu an iyi ama 3 ay sonra hormon bozukluğu olabiliyor. 40 günde yetişen tavuğu yiyoruz biz. Bu vücut da bir şekilde bir yerden hormonal bir atıyor. Bozukluk olabiliyor. Evet, kilo olarak atıyor, tüy olarak atıyor, akne olarak kusuyor. İster istemez vücudumuzda deformasyonlar oluyor. Kılı da böyle algılayın. Sadece merkezleri suçlamayın. Bir hormon testi yaptırın. Vücudunuzda ne oluyor, ne bitiyor bir haberiniz olsun. Benim naçizane fikrim evet, bu. Yapılan işlemlerden böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, değerli lazeri. HydraFacial olayı var. HydraFacial, evet. Cilt bakımında cilt çok bakımında. Başarılı bir cihaz. Evet. O da ödül aldı bu yıl zaten. En iyi cihaz seçildi. Zaten ilk getiren merkez bizdik. Sonucu çok iyi, sonuçları çok başarılı. HydraFacial derinlemesine vakumla temizlik yapıyor. Ben bunun yanına ekstra bir de buhar veriyorum. Normalde vermiyorlar. Sadece komedonlarla, vakumlarla temizleme, maske uygulama sistemi. Ama biz bunun yanında buharla da bir rahatlatıyoruz, bir masajınızı yapıyoruz. Siyah noktaların gitmesini sağlıyoruz. Eğer sebum dengeniz fazla, yağlı bir cilt tipine sahipseniz HydraFacial'la aylık düzenli olarak cilt bakımınızı yaptırırsanız aknelerinizin önüne geçersiniz. Hep sivilce çıkan bir yüzde gerçekten başarılı oluyor. Niye? Çünkü o yağ emdiği için, derinlemesine temizlediği için cilt bayağı toparlıyor. Cilt yaşınız çabuk sizi ele vermez. Düzenli bakımlarınızı yaptırdığımız için geç yaşlanırsınız. 40'lı yaşlarınızda 30'lu yaşlarınızı cildiniz yaşayabilir. Ama siz 30 yaşındayken cildiniz 40-45'i gösteriyorsa orada problem vardır. Ekstra bir şey yapmak zorundasınız. Dediğim gibi bunların hepsi belki bütçe, belki zaman ama korkmayın, rakamlar gerçekten çok uygun. Sonuçta biz bu cihazları aldık, getirdik. Bu merkezlerde bu işlemler yapılıyor. Ben herkes yararlanabilsin diye fiyatlarım gerçekten makul. Bundan korkmayın yani. Eyvallah. Gelin mağdur olmayacaksınız. Biraz diğer işlemlere sonra bir hafta sonra olur, tabii devam ki. Edelim. Tabii ki. Tabii ben eminim bu depremden dolayı fiyatlar konusunda da evet. Kolaylıklar sağlıyor. Gündür Küçük Güzellik Merkezi. Olan cihazıyla da işlemlerine devam ediyorlar. Elazığ'ın halkının kendi üzerine düşen kısmında her zaman hizmet vermeye de hazırlar. Gündür Küçük Güzellik Merkezi ve Bay Güzellik Merkezi olarak, evet. Gündür Küçük Bay Güzellik Merkezi olarak devam edecekler değerli izleyenler. Hocam çok tekrar ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir özleriyle geldiniz, ben evet, biliyorum. Evet. Deprem sonrası, bu felaket sonrası yine dile getiriyoruz ama getirmemek lazım artık. Değil İnşallah mi? Artık güzel olacak. İnşallah. Her şey normale dönecek, evet. Her şey rutinine dönecek inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bize ayrılan sürenin de Perşembe günümüzde, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Yarın çok kıymetli Ediz hocamız bizlerle birlikte olacak. Hem Regaib kandilini işleyeceğiz, hem 3 ayların malum girdik, onu ele alacağız. Ve bu depremzedeler konusunda o dualarımız olacak, kayıplar canlarımız için dualarımız olacak, onlara biraz şey yapacağız. Değerli Ediz Erşen hocamla, ilvaizimizle. Görüşmek üzere efendim. Yarın 15'te yine karşınızda olacağız inşallah. Allah bir mani keder, bir felaket vermezse diyelim. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın.